Efendim, Ulusal Özel Programı ile karşınızdayız. Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta yaşanan depremin ilk depremin merkez üssü olan Pazarcık'tayız ve yanımızda Vatan Partisi Bölge Milletvekili adayları var. Tabii bölgeyi yakından inceliyorlar. Seçim çalışmasıyla birlikte vatandaşın sorununu tek tek dinliyorlar. Depremzedelerin yaralarının bir an önce sarılması adına ellerinden gelen bütün çabayı gösteriyorlar. Çünkü bölgede hala çok eksik şeyler var. Hayatın yeniden o normal akışına dönmesi adına yapılacak çok çalışma var. Tabii özveriyle çalışmalarını yürütüyorlar. Hem seçim çalışmasını dediğimiz gibi hem de vatandaşın sorununu dile getiriyorlar ve çözümleri tek tek sıralıyorlar. Gerçekçi çözümlerle tabii burada vaatler çok önemli. İçi boş vaatlerle değil, gerçekçi çözümlerle vatandaşın karşısında yer alıyorlar. Hemen konuklarımı tanıtayım sizlere. Sayın Osman Yılmaz, Kahramanmaraş Milletvekili adayı, hoş geldiniz efendim. Merhabalar, hoş bulduk. Hemen yayınlar şöyle diliyorum. Tanıtarak gideyim hızlıca. Çok teşekkürler. Kadın milletvekilleri var Vatan Partisi'nde. Bu çok önemli. Tabii kadınlarımızı görüyoruz burada. Üreten başı dik Türkiye'de, onların da yeri hazır durumda. Sayın Zerrin Öztürk, Hatay Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz efendim. Teşekkür ediyorum. Bu güzel yayından dolayı şimdiden Ulusal Kanal'a teşekkür ediyorum. Çok teşekkür ederiz. Sayın Adnan Türkan, Malatya Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz efendim. Hoş bulduk. İyi yayınlar. Yanınızda bir kadın milletvekili adayımız daha var. Çok önemli tabii bunlar. Fatma Yaraşır, Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Çok teşekkürler. Sayın Mustafa Kabarcık, Adıyaman Milletvekili adayı. Efendim, siz de hoş geldiniz. Teşekkür ediyorum. Evet, gençleri görüyoruz aramızda. Gençlerin de tabii burada tercih ettiği parti Vatan Partisi. Onlar da yerlerini almış durumdalar. Sayın Ali Erdem Köz var, Hatay Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar. Hemen yanınızda genç bir arkadaşımız daha görüyoruz. Sayın Yunus Emre Özgün, Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. İyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Sayın Mustafa Turan var, Adıyaman Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hemen yanınızda adaşınız var, Mustafa Osman Sarıtaş. O da Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Siz de hoş geldiniz efendim. Çok teşekkürler. Şöyle hızlı bir tur olması adına tekrar mikrofonu rica edeceğim bu tarafa doğru. Sayın Osman Yılmaz'dan bir Kahramanmaraş'taki son durumu alalım. Çünkü efendim burada tabii çalışma yürütmek oldukça zor. Evet, Türkiye'nin dört bir yanında çalışma yürütüyorsunuz ama deprem bölgelerinde oldukça zor. Zaten vatandaşın yaraları yeni yeni sarılıyor. Normalleşme adımları daha yeni yeni atılıyor. Aslında vatandaşın ilk gündemi belki seçim değil ama siz onların sorunlarını tek tek dinliyorsunuz. Çözümlerinizi sıralıyorsunuz bu noktada. Ama dediğim gibi, ilk başta açılış yaptığım gibi, içi boş vaatlerle değil de gerçek sorunu hem önlerine koyuyorsunuz hem de çözümü önlerine koyuyorsunuz. Yani sorunla gitmek yerine sorunla çözümle gidiyorsunuz. Kahramanmaraş'taki son durum nedir? Şimdi şöyle, öncelikle sıkıntı bütün bölge açısından böyledir ama Kahramanmaraş'ta özellikle böyle. Büyük bir belirsizlik hakim Kahramanmaraş'ta. Yani insanlar yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Dükkanlarını açmaya çalışıyorlar. Tekrardan fabrikalar çalışmak için, bir faaliyete girmek için bir çaba içerisinde. Esnaf dükkanını açmak için çaba içerisinde. Ama burada çok büyük belirsizlikler var. Yani bu deprem sistemin kriziydi. İnsanların üzerine o betonları yıkan sistemin kendisiydi. Şimdi bölgede aslında ikinci bir kriz daha yaşanıyor. Yani sistem ikinci bir kriz daha yaşanıyor. O da bölgeyi ayağa kaldırmak, bölgeyi canlandırmak. Bakın şu anda buradaki sıkıntı, bırakın ayağa kalkmayı, canlanmayı, insanların temel barınma hakkının tam anlamıyla giderilmiş durumda değil henüz. Yani insanlar çadırlardan konteynere ne zaman geçecekleri daha belirsiz. Konteyner gitmeyen köyler var. Örneğin Göksu'nun, Afşin'in köylerinde insanların evleri yıkılmayanlar da bile ama hayatı konteyner geç durumda değil. Aslında ilk bir ayda şöyle denmişti, işte çadır tamamlandı, ilk aşama tamamlandı, artık vatandaşlarımızı çadıra yerleştirdik demişti. Hani hükümet sözcüleri böyle bir açıklama yapmıştı ama ikinci aşama olarak hemen konteyner evlere yerleştireceğiz, ikinci aşamaya da hemen geçeceğiz denmişti ama siz böyle bir gözleminiz yok anladığım yok, kadarıyla. Yok, yani hala şehir merkezinde dahi, bırakın hani köyleri, köylerde zaten konteyner henüz oralara gitmiş değil, yavaş yavaş giden köyler var ama örneğin dediğim gibi Afşin, Elbistan gibi, Göksun gibi
yerlerde, köylerdeki yıkımın yoğun olduğu yerler buralar. Buralarda henüz konteynerler ulaşmış değil. Efendim bir de buralar üretimin merkezi aslında. Hayvancılığın, tarımın önemli oranda yapıldığı yerler buralar. Ki buralara gitmediyse şimdi üretim nasıl yapılacak? O üretim çarkı nasıl yeniden döndürülecek? Şimdi tabii sıkıntı bu. Diyelim köylerde insanların hayvanları enkaz altında kalmış. Tarım aletleri enkaz altında kalmış. Bizim gezdiğimiz köylerde aldığımız bilgi şu yönde. İnsanların gelmişler, kayıtlarını almışlar. Yani ne kadar hayvanı telef oldu, hangi aletleri gitti. O kayıt alma işleminden sonra bugün 90. gün, 90 gündür bu insanlara söylenen bir şey yok. Yani biz sizin hayvanlarınızı vereceğiz, biz sizin tarım aletlerinizi vereceğiz diye bir çözüm sunulmamış. Somut bir adım görmüyoruz. Somut bir adım yok. Aynı şey merkezde de geçerli. Yani esnafımızın, Kahramanmaraş esnafının dükkanları kullanılamaz halde yıkılmış. Fakat sınırlı sayıda konteyner var. Esnafımız haliyle seyyar olarak işlerini yapmaya çalışıyor. Fakat belediye de seyyar olarak mallarını satmaya çalışan, geçimini sağlamaya çalışan esnafımıza seyyar satış yapamazsınız, gidin buradan diye onları da çalıştırtmıyor. Üretime de müdahale ediliyor. Üretime burada destek verilmek yerine müdahale mi görüyoruz burada? Bir müdahale var burada. Yani örneğin pazarcık esnafının en temel, pazarcıkta da öyle, Kahramanmaraş merkezde de öyle, esnafın en temel sıkıntılarından bir tanesi dükkan sorunu. Evet. Kiralar aşırı artmış durumda. Yani kira, işte dükkanım hasar gördü, yeni bir dükkana gideyim deme şansı yok. Dolayısıyla biz burada Vatan Partisi milletvekili adayları olarak onların sorunlarını dinlediğimizde, çözüm önerilerimizi anlattığımızda, örneğin kiraların dondurulması çözüm önerisi büyük bir karşılık buluyor esnafımızda, çiftçilerimizde, köylerimizde. Çünkü buranın temel problemlerinden bir tanesi bu. Üretim canlandırmak için burada herkes bir şeyler yapmaya hazır. İnsanlar üretmeye hazır ve bize söyledikleri şu: biz artık dışarıdan yardım değil, yani derdimiz dışarıdan bize yardım gelmesi sadaka değil. Sadaka sistemi aslında bu. Sadaka galiba. Sadaka sistemi değil. Biz iş yapmak istiyoruz, üretmek istiyoruz, çalışmak istiyoruz. Evet. Ama bunun koşullarının sağlanması için burada o verilen sözlerin, o süslü vaatlerin ötesinde somut yakıcı problemleri hayata geçirmek lazım. Bunu da bir tek Vatan Partisi'nin yapabileceğini söylüyoruz. Çünkü bu bir sistemin krizi. İnsanlarımızı enkaz altında sistem bıraktı. Evet. Bu sistem, bu rant sistemi insanlarımıza şu an oturacak ev dahi veremiyor. Oturacak konteyner dahi veremiyor. Esnafımıza dükkan sağlayamıyor. Ancak Vatan Partisi'nin güçlü devlet, üreten millet şiarıyla hayata geçireceği programla biz deprem bölgemizi ayağa kaldırabiliriz. Efendim çok teşekkürler. Geniş kapsamlı konuşmalara devam edeceğiz. İsterseniz Zerrin Hanım'a uzatın, Sayın Zerrin Özer'e. Öztürk'e. Efendim sizin gözlemleriniz nasıl oldu? Tabii Hatay'da da yıkım oldukça fazla. Nasıl şu anda şehir ayağa kaldırılmaya çalışılıyor mu ya da kalkacak mı? Çünkü vaat edilen bir süre var aslında burada. Bir sene gibi bir süreden bahsediliyor. 3 ay geçti bile şu anda. Maalesef değerli milletvekili adayı arkadaşımın görüşlerine biz de katılıyoruz. Hatay ilk ilçesi Erzin'den başlayarak tarımsal üretim yapan, özellikle kırsal kesimlerde çok yoğun bir biçimde tarımsal üretim ve hayvancılıkla uğraşan ve bununla geçinen insanlardan ibaret çiftçilerimiz ilaç, mazot ve ucuz gübre bulma konusunda çok büyük sıkıntı yaşıyorlar. 100 lira olan ilacın 450 liraya ulaştığını ve ağaçlarının mantarların sardığını, buna yetişemediklerini, çok büyük paralar gerektiğini, ağaçlarını kurumaya terk etmek zorunda mı kalmaları gerektiğini yetkililere, siyasilere soruyorlar. Biz bahçelerimizi kurumaya mı terk edelim diyorlar. Gerçekten de bir anda yıkılmış evleri, kaybettikleri, sevdikleri, anılarının yanı sıra bu insanlar yaşamlarını sürdürebilmek adına tarımla ve hayvancılıkla yaşamak istiyorlar, kalkınmak istiyorlar, üstlerine düşeni yapmak istiyorlar. Ama üretime bir set çekiliyor burada. Evet, maalesef böyle bir durum var. Pazarları dolaştık. Pazarlarda pazarcılar dahi fiyatların yüksekliğinden şikayet ediyor. Çünkü üretim durmuş vaziyette. İnsanlar, yani üreten insanlar, çiftçilerimiz, köylülerimiz
gübrelerini ve tohumlarını özellikle mevsimsel olan Hatay'da maydanoz üretiminin zamanında yetiştirilemediğinden dolayı gerekli verimin sağlanamadığını söylüyorlar. İşçilerin çoğunun bir bahçede, işçilerin çoğunun Diyarbakır asıllı olup memleketlerine gitmek zorunda kaldıklarını ve 3 işçiyle koskoca bahçe, dönümlerce bahçenin maydanozunu kaldıklarını diyemeyeceğim. Çok büyük zor ve dolayısıyla sertleşmiş maydanoz o çiftçiyi zarara uğrattı bir anlamda da. Bunun gibi çok sayıda örnekler verilebilir. Kadınları ve çocukları çok büyük oranda deprem etkiledi. Çadırlar henüz kalkmadı 3 ay geçmesine rağmen. Hı hı. Biz AFAD İl Müdürü ile de görüştük Hatay'da. AFAD İl Müdürü 13 bin günde, bir gün önce 20 bin konteyner geldiğini, 158 noktada 140 bin konteyner kurulacağını söyledi. Ancak orada 140 bin konteyner Hatay gibi bir il için çok cüz'i bir rakam. Hem de kırsal kesimde, köylerde konteynerları insanlar hayvanlarını bırakıp terk edemedikleri için oralara getirilmesini istiyorlar. Gitmeyelim diyorlar. Gitmeyelim diyorlar. Hayvanlarımızı nereye taşıyacağız? Hı hı. Su ister, gübre ister, yem ister diyorlar. Hı hı. Yemler de çok pahalı bu arada, onun da altını çizmeliyim. Dolayısıyla merkezler bomboş. Evet. Antakya merkez bir hayalet şehre maalesef dönmüş vaziyette. Buna belki daha sonra yine değiniriz. Hı hı. Kırsal kesimde de çok ciddi, çadırda çocukları uyuz olan anneler, hastalıkla uğraşan, boğuşan yaşlılar gördük. Çadır artık dayanılmaz. Hatay gibi çok sıcak olan bir ilde 30 dereceleri buldu sıcaklık. Oralarda çadır artık yaşanılamaz bir durumda. Vatandaş aslında gitmek istemiyor. Depremzede toprağını terk etmek istemiyor. Memleketini çok terk haklısın. Etmek istemiyor ama tutunacak bir şey de yok. Evet. Memleketini asla yani zorla bir göçe istemiyor. Mi sürüklenmek isteniyor burada acaba? Yani öyle onu düşünmek istemiyoruz. Bütün esnaf cenazesini kaldırdıktan sonra dükkanının başında bekliyor, hı hı, diyebiliriz. Herkes kepenkeli kaldırmak niyetinde. Uzun Çarşı'da, Antakya merkezde, hayalet şehir dememe rağmen civar köylerden, dağ köylerinden gelen olur diye, tarihi bir çarşı olduğu için, yıkıntıların arasında 8-10 kadar dükkanın açıldığını gördük. Onlarla, hı hı, dertleştik, konuştuk. Bu insanlar buranın bir an önce restore edilmesini, Anıtlar Kurulu'nun hala gelip bir inceleme, evet, yapmadığını söylediler ve orada esnaf onları bekliyor hala. Hı hı. Efendim çok teşekkür ederiz. Devam edeceğiz. Sayın Adnan Türkan'a dönelim. Biz, siz de Malatya'yı tabii karış karış geziyorsunuz bir Malatyalı olarak. Sizin gözlemleriniz nasıl Malatya'da? Hayat normale döndü mü? İnsanlar sokaklarda mı? Sokaklar dolu mu? Maraş'ta biraz daha tabii o kültürün arttığını görüyoruz. Tabii kafeler açıldı, burada restoranlar açıldı ama Malatya'da durum nasıl? Evet, şimdi tabii Malatya'nın yaklaşık 3'te 1'inin şehrin dışına çıktığı zannediyorum. Evet. Özellikle Malatya'nın şehir merkezi çok etkilendi bu depremde ve iki ilçemiz de Doğan şehri, Akçadar. Burada çok üretim havzaları, kayısıcılık ve hayvancılık başta olmak üzere. Bu 90 önce günündeyiz. Yani 6 Şubat'ta, 6 Mayıs'a 90 gün oldu. Efendim ben şöyle mikrofonu da size vereyim. Şöyle mikrofonu da uzatayım size. Bugün depremin 90. günündeyiz. Yani tam 3 ayı doldurduk. Maalesef Malatya'mızı gezdiğimizde gerçekten yıkıntılar, binalar, kaldırılanlar var tabii ama insansız bir şehir görüntüsü var. Bunu birimlerin temsilcileriyle, esnaf odasıyla, ziraat odalarıyla gidip görüşüyoruz, konuşuyoruz, işte sokakları geziyoruz. Aslında Malatya halkı üretmek istiyor. Yani bu yaralar nasıl sarılacak? Bu yaralar üretilme sarılacak. Başka türlü boş vaatlerle, yalancı bahar söylemleriyle bu yaralar sarılmaz. Dolayısıyla bizim bütün dikkatimizi üretimine vermemiz lazım. Üretimi, çarkları yeniden hayata geçirmemiz lazım. Aslında son dönemde yaşadığımız büyük olaylar, gerek salgın olayı, gerek deprem olayı ve ekonomik kriz aslında bize bir gerçeği hatırlattı. Devlet gerçeğini.
Vatan Partisi güçlü devlet derken sadece güçlü ordu, güçlü silahlı kuvvetler, güvenlik anlamında söylemiyor. Tabii ki o da çok önemli. Doğu Akdeniz'de Amerikan üsleri karşımıza dikilirken, ama aynı zamanda ekonominin de başında güçlü bir devlet olmasını istiyor. Malatya halkı bunu istiyor. Her kesimle görüşüyoruz. Bakın, Malatya'da kayısıcılık çok önemlidir ve dünya kayısısının %80'ini Malatya üretir. Ve tamamen serbest piyasaya bırakılmış durumda. Ve dolayısıyla o kayısının işte her türlü emeğini çeken çiftçi değil, ihracatını yapan tüccar kazanıyor. Ve şimdi Malatya'daki, az önce Zerrin Hanım'ın söylediği gibi, Malatya'da da bir ağaçlarda hastalık var. Ziraat Odası Başkanımız Yunus Çelik'in verdiği bilgiye göre %70 oranında bir kayıp yaşanıyor Malatya'nın kayısı üretiminde. Ama bu çiftçi ne yapıyor bunun için? Sigorta yaptırmış çözüm olarak. Fakat sigorta diyor ki bu kapsam dışı diyor. Sigortaya para ödemiş ama hiçbir ürün alamayacak. Sigortaya ödeyeceği para için de tekrar gidip ineğini satmak zorunda kalıyor, danasını satmak zorunda kalıyor. Yani çiftçi üretmek istiyor. Ben kayısımı ekeyim, biçeyim, tarlamı ekeyim, meyvemi yetiştireyim, hayvancılığımı yapayım diyor ama az önce saydığımız gübreden yeme kadar, bunların, bu ürünlerin doğru değerlendirilmesine kadar. Şimdi kayısıyı diyelim ki bir toprak mahsulleri ofisimiz değerlendirse, ona göre bir planlama yapsa, alım fiyatı belirlese, belirlemiyor bunu. Serbest piyasaya bırakmış durumda. Dolayısıyla 12 ay boyunca emeğini çeken, alın teri döken çiftçi bir kazanırken, sadece al sat yapan tüccarlar 10 kazanıyor. Bu sistem içerisinde aslında bu örnek bile bu serbest piyasaya bırakılan, yani nasıl insan değil beton tercih edildi. Serbest piyasaya göre beton daha karlıydı çünkü. O acıyı yaşadık 6 Şubat'ta. Bu seçimlere giderken de herkesin bunu düşünmesi lazım. Evet, çok parti adı giriyor, çok ittifaklar var. Ama şöyle bir genelden baktığımızda iki sistem bu seçime giriyor. Bir serbest piyasacı partiler, bir de devletçiliği, kamuculuğu, ekonominin de lokomotifini yapmak isteyen Vatan Partisi var. Bizim kurtuluşumuz burada. Kamu üretimi planlayacak. Kamu o gübre fabrikalarını yeniden, bizim gübre tesislerimiz vardı, hayata geçirecek. Kamu gidecek İran'la anlaşma yapacak, ucuz mazotu getirecek. Serbest piyasaya bırakmayacak. Serbest piyasaya bıraktığımız zaman işte böyle enkaz altında kalıyoruz maalesef. İşte burada Pazarcık'tayız. Deprem ilk vurduğu yerdeyiz. Tabii çok acılar yaşadık ama bu acılardan kurtuluşun da reçetesi var. Vatan Partisi bu devletçilik gerçeğini, kamuculuk gerçeğini bir kez daha toplum önüne koyuyor. O yüzden güçlü devlet diyoruz. Güçlü devleti oluşturduğumuzda, yani üreticileri baş tacı yaptığımızda, üretenleri meclise taşıdığımızda, yazıhanda Ziraat Odası Başkanımızla konuşurken şu örneği verdi. Ya dedi, biz milletvekillerini seçip gönderiyoruz ama hangisi gelip tarlanın yüzünü görmüş? Hangisi çiftçilikten geliyor? Hangisi gerçekten üretimin içinden geliyor? Avukat seçiyoruz, işte bürokrat seçiyoruz. Sermayesi yüksek olan, parası bol olan insanlar seçiyoruz. Arkası bol olan insanlar seçiyoruz. Onlar oraya gidince tabii ki bizi unutuyor. Ama burada Vatan Partisi'nin adaylarına baktığınızda üretimin içinden gelen, tarlanın içinden gelen, ayağı çamura basan adaylar var. Ve Sayın Doğu Perinçek liderliğinde 50 yıllık bir birikim var. Hani burada deprem ve üretimi konuşuyoruz ama diğer alanlarda da çok önemli bir birikim var. O yüzden bu seçimlerde evet, Malatya halkına da biz şunu söylüyoruz. Başkanlığı seçiminde yaparsınız. Gerçekten son derece Vatan Partisi'nin grubunun olduğu bir meclisten işçi aleyhine, köylü aleyhine tek bir yasanın da geçmeyeceğini hep birlikte göreceğiz. Efendim, çok teşekkür ederim. Onu alayım hemen. Kısa bir araya gideceğiz. Şimdi özel yayını kısa bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Evet, Kahramanmaraş Pazarcık'taki
Özel yayınımız devam ediyor. Vatan Partisi bölge milletvekilleriyle konuşmaya devam ediyoruz bölgeyi. Sayın Fatma Yaraşır'da kalmıştık. Kahramanmaraş milletvekili adayı, kadın milletvekili adayı. Bu çok önemli. Efendim sizin gözlemleriniz nasıl bölgeye özel? Çünkü siz bir de Kahramanmaraşlısınız. Kahramanmaraş'ın öncesinde sonrasında biliyorsunuz deprem öncesi, deprem sonrası. Tabii yıkım çok fazla Kahramanmaraş'ta, Pazarcık'ta. Elbistan'da. Nasıl gözlemleriniz? Evet. Düzeliyor mu? Bir şeyler normale döndü mü? Maalesef. Yani bir şeyler normale dönüyor ama çok yavaş bir şekilde. Yani biraz hızlansa herkes için bence daha şey olacak. Eğitim kesinlikle. Yani evet, birinci sınıf çocuğum var. Eğitim maalesef devam ettiremiyoruz. Hani öğretmenimiz de söylüyor zaten, konteyner veya çadır olduğunda eğitime devam edebilirim. Ama maalesef evlerimiz az hasarlı olduğu için, yani çadır bölgelerinde evet herhangi çadır, okul falan kurulmuş, eğitim devam ediyor. Ama biz mahallede yaşayan olarak okulumuz yıkıldı. Ama mesela eğitimlerimiz evet, devam etmiyor. Bayağı bir geride kaldık. Bunun çok yeri olduğunu söylüyorsunuz. Peki evinize girebildiniz mi? Hasar tespit çalışmaları ne kadar sürede yapıldı? Biraz zor tabii o süreç. Çalışmaları 3. haftada falan hasar belirtilmişti. Az hasarlıydı. Tabii psikolojik olarak giremedik. Yani 2 ay sonra girebildiniz evinize. 2 ay eve giremedik. Yaklaşık 1 aydır evdeyiz. Ama işte eğitim. Eğitim bir an önce çözülmesini evet. istiyorsunuz. Şu anda evet. Evde kalıyoruz. Peki tabii işte Pazarcık'ta olarak neler söyleyeceksiniz? Eğitim. Burası tarım ve hayvancılık açısından mı önemli noktalardan bir tanesi? Burada ne yapılıyordu? Yani insanlar nasıl hayatlarını devam ettiriyorlardı? İstihdam nasıl sağlanıyordu bu noktada? Konuşuyorsunuz yani yakınlarınızda da. Birçok kişi zaten hayvancılık ve tarımla uğraşıyordu. Peki giden ama akrabalarınız var mı? Şehir dışına onlar gidenler. Da bayağı durmuş konumda. Konuşuyorsunuz yakınlarınızda. Evet. Peki giden akrabalarınız var mı? Şehir dışına gidenler. Evet, gidenler var. Yani dönmek isteseler de kiralar şu anda çok yüksek olduğu için dönüş yapamıyorlar. Evet. Deprem bölgesinde böyle bir sorunla karşı karşıya. Evet, maalesef. Ne kadar peki kiralar şu anda? Kaçı katlanmış durumda? Yani konuştuğumuz kişiler hani 2000'lik ya da 1000 liralık evlerin 6-7 bin lira olduğunu söylüyorlar. Hani normalde 5-6 bin lira olan yerlerin 10-15 bin lirayı bulduğunu söylüyorlar. Ondan çok şikayet alıyoruz. Eğitimden dolayı çok şikayet alıyoruz. Hani herhangi bir seçenek sunulmadı. Yani şu anda çocuklar artık yani okulları unutmak üzere. Zaten birinci sınıf alışma süresi bir nevi zor oluyordu. Yani daha tam alışamadan tekrardan eğitime ara vermek zorunda kaldık. Yani şu anda nasıl olacağını birçok insan merak ediyor. Mustafa Kabarcı'ya dönelim isterseniz. O da Adıyaman milletvekili adayı. Efendim siz neler söyleyeceksiniz? Adıyaman'da durumlar nasıl? Adıyaman da çok fazla etkilenmiş durumda. Bir de sel olayı oldu değil mi Adıyaman'da? Evet. Durumlar nasıl? Adıyaman da çok fazla etkilenmiş. Bir de sel olayı oldu değil mi Adıyaman'da? Evet. İşimiz zor, yükümüz ağır ama çaresiz değil. Mutlaka. Bölgemiz tarım ve hayvancılık ağırlıklı. Bölgemiz tarım ve hayvancılık ağırlıklı bir ekonomiye sahip. Bunların desteklenmesi lazım. Biraz önce Osman Bey'in de aktardığı gibi traktörler, birçok ekipmanlar enkaz altında kaldı. Devletin buna bir yardımcı olması gerekir. Sanayimiz Adıyaman'da zaten öyle güçlü bir sanayi yok. Birkaç tekstil fabrikası. Çalışanların hepsi Adıyaman'ı terk etti. Orada bu fabrikaların faaliyete geçmesi için o çalışanları gerekse konteynere, gerekse çadıra geçici olarak yerleştirerek
o fabrikaların faaliyete geçmesi lazım. Üretimin devam etmesi lazım. Bunlar da nasıl olur? Sayın Doğu Perinçek'in programıyla Vatan Partisi'nin programıyla olur. Sistem partileri çökmüştür. Şimdi partilere seçim yardımı yapılıyor. 5,5 milyar lira bir para. O partilerde, o partililerde eğer şu kadar vatan sevgisi varsa, şu kadar vicdan varsa, tüy bitmemiş yetim edebiyatıyla olmaz bu, şehit gazi edebiyatıyla olmaz. O paraları hazineye devredip afet bölgelerine harcanması gerekir. Yani konut yapılması gerekir. Bunun dışında zenginlerimiz birbirleriyle yarıştılar. İşte 3 milyar ben bağışlıyorum, 5 milyar ben bağışlıyorum. Bu paralar bizim vergilerimizden, onların vergilerine mahsup edilecekmiş. Bu para bizim paramız. Bu fakir milletin parası. Devlete düşen görev o paraları vergiye mahsup etmemeli. Hatta o zenginlerden yaptıkları bağış kadar para tekrar talep etmeli. Bu memleketin kalkınması için devlet otoritesini kullanmalı. Bankalarımız 450 milyar lira kar etmişler. Bu sene de 50 milyar etsinler. Yani o 400 milyar eğer buraya aktarılırsa buranın ekonomisi de, pardon, ekonomi derken konut sorunu çözülür. Konut sorununda da devlet köye tek katlı ev yapıyor. Şimdi köylünün evinin altının ahır olması lazım veya ambar olması lazım. Köylüye bu bir ihtiyaçtır. Ne yapacak tek katlı evi adam? Koyununu mu koyacak, geçisini mi koyacak veya arpasını, buğdasını mı koyacak? Şu meseleyi de açalım. Şimdi birçok ilde depremden etkilenen illerde temel atma törenleri yapıldı. Evet. Bu temel atma törenlerinin ilerisi geldi mi? Evet. Şu anda ne durumda temel atma törenlerinin? Nasıl? Konutlar yapıldı mı yani? Vaat edilenler işte, yapılıyor mu? Bizim köyümüz... Konutlar yapıldı mı yani? Vaat hayır, hayır, hayır. Konteyner bile gelmedi. Konut yapılması değil, konteyner bile yok. Bizim köyümüz 145 haneli köy. 123 tanesi yerle bir, kepçeler geldi, yıktı, kazıdı, tarla oldu. Şimdi yer düzeltiyorlar, konteyner gelecek. Evet, böyle bir zamanda konteyner lazım ama yapılması gereken öncelikle konutların derhal yapılması lazım. Buna da para lazım. İşte o paranın da kaynağını söylüyoruz. Yetmedi mi? Türkiye'de çok zengin var. Varlık vergisi alacaksın. Devlet otoritesini kullanacak. Devlet demek otorite demek. Hükümet demek hükmetmek demektir. Yani öyle zaten kimse, verginin diğer adı zor alımdır. Devlet otoritesini kullanacak, vergisini alacak, buraları ihya edecek. Bir de Sayın Genel Başkanımızın söylediğine göre Türkiye'nin zenginlerinin yurt dışında 300 ile 500 milyar dolar arasında parası varmış. Bunun da kayıtları mevcutmuş. Getirin bu parayı kardeşim. Yani biz kuruş kuruş dışarıdan para dileniyoruz. Biz de faiziyle, biz de dışarıya faizsiz para veriyoruz. O paralar buraya gelmesi lazım. O paraları burada kazandılar. Yani efendim şöyle, çözümünün anahtarı da bizde var. Sorunlar var, birçok sorun var ama o sorunların çözümünün anahtarı da bizde var. Tabii ki. Söyledim ya, işimiz zor, yükümüz ağır ama çaresiz değiliz. Çare var. Ona da bir mikrofon uzatalım. Söyleyemedim, şimdi söyleyeyim. Ulusal kanala teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı... Önce söyleyemedim, şimdi evet, söyleyeyim. Ulusal kanala teşekkür ediyorum. Bize bu fırsatı verdiğiniz için. Evet, adayı. Sizin gözlemleriniz nasıl oldu? Hatay'da sorunlar çözülüyor mu? Depremden sonra neler oldu, neler bitti? Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Öncelikle milletimizin başı sağ olsun. Gerçekten bazen her acı tarifsizdir. Ama bu dönemde yaşanan şeyler yürekleri öyle bir dağladı ki, öyle tarifsiz izler bıraktı ki, gerçekten anlatması, anlaması, ne kadar oralarda geçsek de, temas etsek de zor. Ben de bu süreçte çocukluk arkadaşım, kuzenimi, yengemi, akrabalarımı kaybettim.
O yüzden ekranın başındaki seyircilerimizden özür dilerim, sakal ile çıktım. Bizim Samandağ'da bölgemizde adettir yaz tutarız. Bölgede de bu şekilde çalışma yapıyoruz. Ben şunu söyleyeyim. Bizim özellikle Samandağ bölgesi, işte Hatay, girdiğiniz zaman Erzini, Dört Yolu, Payası, İskenderun'u ve buna dahil olarak Arsuz'u çok önemli bir sanayi bölgesi. Hemen Belen yokuşundan aşağı indiğiniz zaman da Amik Ovası vardır. Ve o Amik Ovası Antakya'sıyla, Kırıkhanı'yla, Reyhanlı'sıyla, Samandağ'ıyla, Yayla Dağı'yla ve Harbiye'siyle, Defne ilçesiyle bambaşka bir tarım bölgesidir. Çarşısı, pazarı şenlik bir bölgedir. Biz seçimin ilk döneminde birinci bölge diye kendimizce tanımladığımız İskenderun bölgesinde çalışmalar yaptık. Burada sanayiciye, çarşı, pazar esnafına temas ettik. Bu bölgelerde deprem biraz daha az hissedilmişti. İskenderun'da yara büyüktü. Buralar toparlanmaya çalışıyor. Özellikle Erzin, Dört Yol, Payas bölgesinin üretime açık olması, faal olması o bölgeyi biraz besliyor. Fakat Belen'den aşağısı ne yazık ki terk edilmiş bir hayalet bölge. Özellikle Antakya'ya girdiğiniz zaman bunu çok net hissediyorsunuz. Ben şunu belirteyim. Mesela Samandağ, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı İmamoğlu ve İYİ Parti Genel Başkanı Sayın Akşener Samandağ'a geldiler. Koca koca büyük büyük otobüslerle büyük büyük şarkılar açarak, o yası olan insanları hiçe sayarak bölgeye girdiler. Hem de bölgenin çok değer verdiği, orada Hazreti Hızır Türbesi vardır, Samandağ'ı bilenler bilir. O bölgede büyük bir miting düzenlediler. Bir kere Samandağ halkı bundan büyük bir acı duydular. Ve o az önce Mustafa Başkanım'ın belirttiği, işte o hazine yardımını çarçur etmeyi, orada o acısı olan, hala işte 2 gündür 3 gündür yağmurlar ve rüzgar, çok ciddi fırtınalar var. Böyle insanlar çadırlarda nasıl yaşayacaklarını düşünüyorlar. Ama seçim bütçeleri çarçur ediliyor, sağa sola atılıyor. Depremden önce kentsel dönüşüm yapılacak bölgelerde biz kentsel dönüşüme izin vermeyiz, biz ranta geçit vermeyiz diye ortaya çıkan neosolcular o kentsel dönüşümlere izin vermeyerek o mahallelerin yıkılmasına sebep oldular. Öte yandan hükümet, elinde gücü olan hükümet kendini bölgede hissettirmiyor. Bölgede yok. Neden yok? Ne propagandasıyla var, ne ya insanlar ulaşmak istiyor, birine temas etmek istiyor, bir soru sormak istiyor. Her şeyi internete bırakmışlar. İnsanlar oraya yazacak da, birilerine ulaşacak da. Hiç koordinasyon sıkıntısı çok büyük Antakya'da, Hatay'da. Bu çerçevede Vatan Partisi milletvekili adayları olarak biz halka ellerini sıktığımız zaman, yanlarına gittiğimiz zaman, Hatay halkı, o diyoruz ya, medeniyetler bölgesidir Hatay. Bütün dinlerin, bütün milletlerin bir arada yaşadığı bölgedir. Hatay küllerinden yeniden doğmasını çok iyi bilir. O fedakarlığıyla, o umuduyla ellerimizi sımsıkı tutuyorlar. Zaten ellerinde yarım kalmış kahvelerini bizlerle paylaşıyorlar. Çok samimi buluyorlar. Her girdiğimiz yerde biz ev ev geziyoruz. Her girdiğimiz yerde oturup saatlerce sohbet etmek istiyorlar. Keşke daha uzun vakitlerimiz olsa da, keşke daha çok sohbet etsek onlarla. Dertlerini bizlerle paylaşıyorlar. Meclise kendi dertlerini anlatabileceklerini düşündükleri vekilleri göndermek istiyorlar. Hepsinin fikirleri aynı. Yani hükümete de oy verenin, muhalefete de oy verenin fikirleri aynı. Diyor ki, ben milletvekillerinden hiçbir şey görmüyorum. Hepsi aynı diyorlar. Ve biz bu çerçevede Vatan Partisi olarak diyoruz ki, bizi gönderin. Biz sizlerin sesi olacağız. Ve bunu da görüyorlar. Birazdan yine söz geldiğinde Seldiren Köyü var. Uzun yıllar o Amanos Dağları'ndan inen PKK teröristlerine vermiş bir hemen aşağısı Yaylıca Köyü ve akabinde Samandağ, biliyorsunuz karşı taraf Suriye. Çok önemli, stratejik bir bölge Seldiren. Seldiren'in yıllardır 10 kilometrelik yolu yok. Ve Seldiren, Defne ağaçlarından tutun turunçgillerine, işte mevsimsel
sebzelerden tutun meyvelere çok verimli toprakları olan bir bölge ve ne yazık ki bu bölgede üretim yapmaları çok zor. Yani o bozuk yollarda zaten ürettiğini arabası geçtiği zaman arabanın kayışı bozuluyor, freni patlıyor. İşte balatası, boyasıydı falan derken bunlar girdi maliyetine yazılıyor. Ürettiği yine boşa gidiyor. Bunları da birazdan daha detaylı şekilde anlatırım. Gençler olarak biz de Vatan Partisi safında yer alıyoruz diyorsunuz. Vatan Partisi tabii gençlere, kadınlara, çiftçiye, üreticiye, herkese burada önem veriyor. Hepsi Vatan Partisi'nde mevcut. Gençlerin nasıl ilgisi Vatan Partisi'ne? Tabii sahada çalışma yürütüyorsunuz. Olumlu da karşılık bulduğunu söyledi Sayın Köz. Neler söyleyeceksiniz? Bölgede durum nasıl? Öncelikle bizi ekranı başında izleyen seyircilerimize saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Şimdi Vatan Partisi'ne gençlerden ilgi büyük diyeceğim doğal olarak. Ama bunu Vatan Partisi'nden aday olduğum için söylemiyorum. Çünkü Vatan Partisi 54 yıllık bir parti. Yani çeşitli dönemlerde çeşitli mücadeleler vererek aslında halkın sesi nefesi olan siyasetler üreten ve bu hatta giden, ilerleyen bir parti. Neyse ki artık sistem o kadar çözümsüzlüğe girdi ki bunu bazen biz söylemeden, leptemeden özellikle yeni kuşaklar gerçekten bize söylüyorlar. Bizim söyleyeceğimiz şeyi bugün mesela bir örnek vereyim. Maraş merkezde bildiri çalışmasındaydık. Yürürken uzattım 4-5 arkadaşa, liseliler. Birinin ismi Cemil. Cemil'e uzattım. Ne partisi bu dedi. İşte bir tane sistem partisinin adını söyledi. Yok o değil dedim. Bu Vatan Partisi. Ne diyor abi dedi. Dedim ki sen ne demesini istersin? Birden bir anlatmaya başladı. Ya dedi biz çalışacağız mı, okuyacağız mı? Burada işte deprem bölgesindeyiz. Ben Güzel Sanatlar Lisesi'nde okuyorum. Ama ne yapacağımı bilmiyorum. İşte üniversite kazanacağım. Ama önümü göremiyorum falan. Anlatmaya başladı. Yani benim anlatacağım siyasetlerin aslında onda karşılık bulduğunu ve bana dönüştürerek kendi sorunlarından geri aktardığını görünce dedim ki evet gerçekten ya bunu zaten gözlemliyorduk uzun bir süredir. Fakat şu deprem bölgesi olması hasebiyle işte Maraş'ta olmamız, sorunların artık iyice popülizmle halının altına atılması, fakat artık yani halı kabardı. Yani daha bu sorunları, sıkıntıları atacak başka bir hasır halı yok. Yani enkazlar ortada ve kaldırılmıyor. Yani mecazen değil, gerçekten de öyle. Bütün sorunlarımız şu an o kaldırılmayan enkazlar gibi. Herkesin gözünün önünde duruyor. Herkes gündelik hayatında onlara maruz kalıyor, görüyor. Hatta maalesef bazılarımız o kadar, burada diğer sayın vekil adaylarımız da bahsetti. Sorunlar artık duyarsızlaşmış durumda bazı yetkililer. Gözünün önünde, dibinde insanlar bundan muzdaripler, fakat müdahale edilmiyor. Yani ülkenin hali ortadayken gençliğin bundan etkilenmemesi söz konusu değil. Ve Türk gençliği gerçekten politik. Çünkü geleceğini göremiyor. Bu ülkede kalmak istiyor belki ama içten içe eğer imkanı varsa, özellikle işte Maraş'ta bazı bölgelerde işte geçtiğimiz tarihsel dönemeçlerden ötürü yurt dışıyla bağlantılı olan çok sayıda insan var burada. Yani işte akrabalarından birisi Almanya'da, Hollanda'da, İsviçre'deyse, eğer orada bir imkan yakalıyorsa oraya gitmek istiyor. Niçin gitmek istediğini de biliyoruz. Yani bu ülkeyi sevmediği için değil. İşte geçen günde Afşin'de mesela genç arkadaşlarla sohbet ettik. Yani Hacettepe gibi bir üniversitede okuyor mesela bir tanesi. Ya iyi de bir net yapmış. Güzel bir beklentiyle gitmiş oraya. Fakat şu an Almanya'ya gitmek istiyor. Çünkü abisi orada ve bu ülkede mezun olduktan sonra bir gelecek göremiyor. Ve bunu üzülerek söylüyor aslında. Ve şunu da ekliyor. Yani temelli değil. Bir 6 ay deneyeceğim. Eğer olursa kalacağım. Olmasa zaten yani geleceğim memleketime. Devam edeceğim ama bu belirsizlik yani insanı en çok yoran şeylerden bir tanesi. Şimdi gençlik de bu kadar hareketli, bu kadar dinamik. Yani ne iş olsa yapacağız. Hayallerimizin peşinden koşmak için kendi fırsatlarımızı yaratacak kadar girişkeniz. Fakat önümüzü açan yok. Yani biz yardım, destek istemiyoruz ki. Biz gençler olarak önümüzün açılmasını istiyoruz. Hak eden hak ettiğini alsın istiyoruz. Torpil kayırma falan da istemiyoruz. Dolayısıyla Vatan Partisi
Gençliğin söylediğiyle gençliğin söylediği şey artık aynılaşmış durumda. Çünkü hayat kendini iyice dayatıyor. Önceden belki görece istikrar dönemleriydi. Görece sorunlarımız yönetilebilirdi. Krizler yönetilebilirdi. Fakat artık yönetecek insan kalmayınca ortada. Yönetilebilir bir şey de olmuyor. Yani en basitinden mesela deprem bölgesi özelinde AFAD tamam uğraşan yetkililer var falan ama bir tanesinin bizzat ağzından duyduk biz bunu. Liyakatsiz kişiler var buralarda. Kendisi bir inşaat mühendisi. Canhıraş görevinin başında. Devletle beraber evet vatandaşımız yan yana omuz omuza görevini iyi yapanlar da var diyor ama bir o kadar da yapmayanlar da var diyor. Liyakatsiz kadrolar var diyor. Yani şimdi burada aynı olan sorunlar dolayısıyla bizi de doğrudan etkiliyor. Şimdi bir değiş var. Kanıyla tavşan kovalanmaz. Yani şimdi biz hala işte mevcut sistem partileri var. İki tane ittifak var. Ya o ya o. Yani popülizmle siyaset boğulmuş durumda. Siyasetçiler artık siyaset üretmiyor. Ürünleşmiş durumdalar. Yani affedersiniz yani gerçek bu ama kendilerini yani siyasetlerini değil maalesef kendilerini ve bazı sembolleri pazarlar duruma geldiler. Halkçı görünme çabaları, halkla iç içe olma işte PR'ları, yani iletişim taktikleri falan. Ama gençliği zannediyorlar ki bazı vaatlerle kandırabileceğiz. Yani 10 GB internete gençlik düşecek. Yani düşmek işte bir tabir gençlik arasında. Evet, Vatan Partisi mesela ne HDP ne Hüdapar demeden bugün o bahsettiğim Cemil bana diyor ki o da terörist, o da terörist zaten abi. Yani ikisi de doğru değil bize göre diyor. O zaman işte demek ki insanlar birçok şeyin farkına varır hale gelmişler. Yani Türk gençliği politik sorunların farkında. Dolayısıyla Vatan Partisi hayatın dayattığı çözümleri senelerdir söylediği gibi şimdi de söyleyip halka anlatmaya çalıştıkça ciddi karşılık buluyor ve gençlik daha açık olduğu için, daha açık fikirli, daha esnek, daha üretken, daha yaratıcı bunları kolayca görüp biz söylemeden bize söyleyebiliyor. Bu da tabii olumlu. Efendim siz de hoş geldiniz. Bize bu imkanı sunduğunuz için Ulusal Kanal'a çok teşekkür ediyoruz. Değerli kahraman milletvekili, Vatan Partisi milletvekili adaylarına da çok teşekkür ediyorum. Sorunlar hep aynı değil, hep aynı, çok şeffaf anlattılar. Bizler de esnaf ziyaretlerimizde karşımıza, evet Türk milleti çok büyük bir millet. Gerçekten bu deprem sıkıntısından kalkabileceklerini, lakin sürekli art arda bu faiz zamlardan, ekonomik sıkıntılardan nasıl kurtulacağını ve bir çözüm aradıklarını, bizler de kendilerine bu Türkiye'de tek çözümün Vatan Partisi'nde olduğunu anlatmaya çalıştık. Sağ olsun onlar da yani bunları gözlemleyebiliyorlar. Bunun dışında değerli arkadaşlarımız yani hep sorunları aynı dilde anlattılar. Milletimizden de değerli Türk milletinden de artık Vatan Partisi'nin zamanını geldiğini keşfetmelerini istiyorum. Sevgili Doğu Perinçek'i keşfetmelerini istiyorum. Başka da anlatacağım. Partili sizi alt üst kahraman olarak duyurdu. Karşılık nasıl size? Tabii gençler anlattı bir taraftan genç milletvekili adayları. Çok iyi karşılıklar buluyoruz, olumlu karşılanıyor. Siz seçim bildirgesini dağıtınca nasıl karşılanıyorsunuz? Kesinlikle esnaf yerinde bizler de zaten bunları hep gözlemliyoruz. Sağ olsun milletimiz yani bunu gözlemin içlerinde bu var sanki milletimizde yani. Bir korku ama sandıklarda sanırım Büyük Türk Milleti bunlara gereken cevabı verecektir. Çünkü bugüne kadar hep aynı sistem partileri değişik argümanlarla, değişik figürlerle önümüze çıkıyor. Lakin çözümleri yok. Bunun dışında değerli milletimizin artık Vatan Partisi'nin zamanının geldiğini, yani keşfetmelerini rica ediyoruz Büyük Türk Milleti'nden. Adıyaman'da da tabii ben Adıyaman Kahta'da genelde biz Kahta'lıyız. Kahta esnaf ziyaretlerimizde hep sorunların hani deprem dışında yoğun bu faiz zamlar sıkıntı var sürekli ve ne olacağını bunlar önümüze çıkıyor ve biz bunları anlatmaya çalışıyoruz. Tabii ki efendim. Yani farkındadır da artık sanırım onlar da bu büyük çözümün zamanının geldiğini. O artık o atılımın atılacağını bizler umuyoruz yani Büyük Türk Milleti'nden. Başka da değerli milletvekili arkadaşlar, milletvekili adaylar arkadaşlarımız hepsini güzel anlattılar. Yani hepsi daha şeffaflı anlattılar.
hep birlikte bölgede izliyorsunuz. Kesinlikle, kesinlikle. Deprem bölgesinde tabii çok aynen, zor tabii çalışma yürütmek bir taraftan. İnsanlar daha yeni yeni toparlanmaya evet, başlıyor. Tabii tabii ama milletimiz sağ olsun, Büyük Türk Milleti bunun üstesinden gelir. Gerçekten yani belki de daha başka bir millet de yoktur yani böyle yıkıntıların arkasında kalma, ama faiz zamlar milletimizi çok boğuyor. Yani millet sorunlarını, dertlerini anlatamıyor. Ve biraz vicdanları köreltiyor bu da ekonomik sıkıntı olduğu zaman. İnsanları yani daha daha mutlu, daha güzel günlerin yaşaması için Vatan Partisi'ne lütfen davet ediyoruz. Vatan Partisi'ni keşfetmelerini davet ediyoruz. Sevgili Doğu Perinçe'yi mutlaka keşfetmelerini davet ediyoruz. Bunun dışında da tekrardan sorunlarla ilgili tekrar konuşacağız. Sayın Mustafa Osman Sarıtaş var, Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Siz de ekibinizle birlikte çalışma yürütüyorsunuz. Sizin gözlemlediğiniz sorunlar ne? Bölge yeniden canlandırılacak gibi duruyor mu Kahramanmaraş? Çünkü tabii çok önemli bir bölge üretim açısından, tarım, hayvancılık açısından. Nasıl gözlemleriniz? Öncelikle Ulusal Kanal ve seyircilerimize teşekkür ediyoruz. Ben sanayi esnafıyım. Kendimden bahsedeyim biraz. Sanayi çok kötü durumda. Üreticilerimiz işlerini yapamıyorlar. Makine grupları enkaz altında kaldı. Çıkartamıyorlar. Çalışma yok. Yerlerini taşıyalım diyorlar. Mesela kiralar çok ağır geliyor. İş yapamıyorlar. Bu şekilde çalışmalara geldiğimizde, esnaf ziyaretlerimizde bize karşı olumlu yanıtlar alıyoruz. Ama ne dedikleri tek şey şu: biz yardım istemiyoruz. Biz iş istiyoruz. Depremden dolayı bütün insanlarımız haliyle şehri terk etmek zorunda kaldı. Kimisi gittiği yerde düzen tuttu, geri gelmedi. Yakarışlar hep bundandır. Çalışmalarımız güzel gidiyor. Da bir taraftan insanlar deprem bölgesinden uzaklaşmak aslında istemiyor ama zorlanıyor gibi bir şey var burada. Çünkü tutunacak bir şey yok burada. İş olmayınca ne yapacak? Sadaka da istemiyor vatandaş. Burada iş istiyor. Yani sizin öneriniz nasıl bu noktada? Nasıl toparlayacak? Yani nasıl toparlanacak ekonomi? Devletimizin yardımlarına ihtiyaçlar var. Şimdi nasıl oluyor? Hala dayıcılık var. Şu şekilde tanıdığı olan kişi konteyner alıyor, işini açmaya çalışıyor ama tanıdığı olmayan kişiler hala dışarıda. Yapamıyorlar, işlerini yürütemiyorlar. Adaletsizlik mi var? Tabii adaletsizlik çok var. Hala adaletsizlik dönüyor. Şöyle örnek verebiliriz. Çok tanıdığım esnaf arkadaşlarımın enkazları var. İşlerini yapamıyorlar. Fahiş zamlar var, zamlardan etkileniyorlar. İşsizlik var deniliyor. Doğru, işsizlik var. Ama işverenin yükü de ağırlaştı. Her şeye zam geldiği için işveren de işçileri doğru düzgün ücretini ödemekte zorluk çekiyor. Çünkü faiz zam var. Ev kiraları aldı başını gitti. 2 liralık evler 6-7 lira oldu. Bunları ödeyemiyorlar. Sıkıntılar çok büyük deprem bölgesinde. Buralara yardım gelmesini bekliyoruz bu konuda. Yardım derken ulaşmalarını istiyoruz. Tabii tabii. Tim yok. Bir ceza yöntemi yok bu noktada. Bunların harekete geçirilmesini, hayata evet, geçirilmesini talep ediyorsunuz herhalde. Aynen onları talep ediyoruz. Evet. Ara vereceğiz. Son eklemek istediğiniz bir şey varsa buyurun. Yok, teşekkür ederim. Daha sonra tekrar ederiz. Ben bir ilave edebilir miyim efendim? Sizden devam edelim. Sonrasında tabii bir ara verelim. Genel Başkanımızın, sevgili Doğu Perinçe'nin dediği gibi dağ ne kadar yüksek olursa olsun mutlaka aşılacak bir yol vardır ve o yolun programı, tek çözümü de Vatan Partisi'ndedir. Efendim, aranın ardından tekrardan bölge milletvekili adaylarıyla konuşmaya devam edeceğiz. Pazarcık'tan yayınımıza devam edeceğiz. Efendim, Kahramanmaraş Pazarcık'tan özel yayınımız devam ediyor. Bölge milletvekili adaylarıyla konuşmaya devam ediyoruz. Sayın milletvekili adayı, Sayın Yılmaz, şimdi tabii sorunları konuştuk.
sizin çalışmalarınızı konuştuk. Peki çözümler? Çalışmalarınızı konuştuk. Peki çözümler nasıl ilerleyecek bu noktada? Şimdi sorunlar nasıl çözülecek ilk etapta? Tabii bugün de ortak bir basın açıklaması yaptınız bölge milletvekilleri olarak. Burada çözümleri sıraladınız. Bir kez daha tekrarlar mısınız? Yani ilk aşamada nasıl çözülecek? İletişim adına bölgeden vatandaşların... Şimdi tabii Vatan Partisi vatandaşa dert anlatan bir parti değil. Vatan Partisi vatandaşın derdini anlayan, derdini dinleyen ve ona çözüm üreten bir parti. Bizim seçim bildirgemiz ve bugün açıkladığımız deprem bölgesi özel seçim bildirgemiz öyle PR şirketleri tarafından oturulup işte ben seçmeni nasıl tavlarım, gençleri, kadınları nasıl tavlarım, işte çiftçiyi nasıl tavlarım türünden çalışmalar değil. Bunlar gerçekten bölgeden insanlarımızdan aldığımız bilgiler, demokratik kitle örgütlerinden, meslek örgütlerinden edindiğimiz bilgiler ve konunun uzmanlarının yıllar süren çalışmalarıyla oluşturulmuş ve sahadaki tecrübelerle sınanmış politikalar, politika önerileri. Şimdi deminden beri bütün bölge adaylarımızın ortak meselesi şu. Bir kere öncelikle deprem bölgesinin barınma problemini çözmemiz lazım. Şimdi problemini çözmemiz lazım. Barınma problemi şöyle çözülmüyor. Yani işte biz 3 ayda şunları inşa edeceğiz, 5 ayda bunları yapacağız ile olmuyor. Olmadığını da bu geçen 3 aylık sürede gördük. Bakın 3 aylık 1 yılda deprem konutları inşa edilecek diye evet. Sözler verildi. Fakat 90 günün sonunda geldiğimiz zaman hala çadırdan konteyner kente geçmemiş insanlarımız var. Hala somut adım atılmadı. Bir de efendim şöyle bir şey olmuştu. Gitmek zorunda kaldı. Gerçekten çok soğuk bir hava hakimdi burada ve vatandaşlar zorla gitmek zorunda kaldı. Bu çok önemli. Evet. Sonrasında da geri dönme şansları olsa bile istihdam alanında da zorluklar evet. Yaşadılar. Şimdi sadece iş istihdam alanında değil, yani birinci programda da söyledik. Önceliğimiz bir kere konutları inşa edeceğiz ama konutları bilimle, akılla inşa edeceğiz. Yani milletten oy devşirelim ya da birilerini rantla zengin edelim diye değil. Tamamen temel atıp bırakmadan, çünkü gerçekten kalıcı, sağlıklı, huzurla yaşayacaklar insanların depreme dayanıklı güvenli konutların yapılması zaman alacak bir şey. Vatan Partisi burada insanlara hayal satmıyor. Bunların zaman alacağını biliyor. Ama bu konutlar inşa edilene kadar hızla bütün yurttaşlarımızın barınma sorununu çözeceğiz. Burada sizin de belirttiğiniz gibi üretim alanlarını esas üretim alanlarından başlayarak, yani fabrikada işçiler çalışıyor. Çünkü çok karşılaşıyoruz. Fabrikası çağırmış işçiyi, demiş ki gel işbaşı yapacağız. Fakat ailesini getiremiyor. Çünkü evi yok. 4-5 işçi bir yerde bir konteynerde kalıyor. Hızla sanayi bölgelerinden başlayarak konteyner kentlerimizi canlandıracağız. Köylerimize konteyner götürmek çok önemli. Bu konteynerler evlere yerleştireceğiz. Bunun planlarını Vatan Partisi olarak yaptık, hazırladık ve bütün yurttaşlarımızı da bakın belirsizliği ortadan kaldırmak için yer önemli bir başlık. Burada yurttaşlar bir sorunlarını çözebilmek için 40 tane kapı dolaşıyorlar. Evet. Ama biz etkili çözümler için iletişim masalarımızı kuracağız. Hı hı. Vatandaş geldiği zaman tek bir noktadan eviyle ilgili, işiyle ilgili, kredisiyle ilgili bütün bilgilere, bütün sorularına cevabını bulacak ve hayata geçecek. Efendim çok önemli bir noktaya değindiniz aslında biraz önce. Köylere de konteyner götüreceğiz dediniz. Aslında üretim merkezi köyler. Üreticileri yalnız bırakmayacağız, üreticileri ikinci plana atmayacağız diyorsunuz. Kesinlikle. Yani hızla hem köylere konteyner götürmek lazım, köylünün sorunlarını çözmek lazım. Yani burada sorun çözmekten anladıkları, bakın vatandaşımız şunu oynayacak aslında sorun çözmekten anladıkları. Bu sistem vatandaşı sadece müşteri olarak görüyor. Yani kredi verdiği bir müşteri olarak görüyor, kredisini takip ediyor. Bütün hesaplar daha da bir esnafımızla konuşurken kredi veriyorlar. Bir yıllık kredi veriyor, o banka veriyor, bu banka veriyor. Ben iş yapamadıktan sonra, para kazanamadıktan sonra, üretim yapamadıktan sonra ne olmuş oluyor? Bir yıl sonra diyor, ben bu krediyi ödemek durumundayım. Evet. Geçici çözümler istemiyor. Yani aslında geçici çözümsüzlük. Geçici çözümsüzlük çünkü müşteri olarak görüyor. Hı hı. Vatandaşımız kendini müşteri olarak görene mi oy verecek yoksa
onu üretici olarak görene, çiftçi hmm. olarak görene, Türkiye'nin baş tacı olarak gören programa mı oy verecek? Bunu oylayacak aslında vatandaşlarımız. Bizim programımızın esası bu. Güçlü bir devlet. Sayın Adnan Türkkan da belirtti. Güçlü devlet sadece üç tehdide karşı güçlü devlet değil. Güçlü devlet ekonomik olarak da vatandaşının yanında olan devlet. Dolayısıyla bizim o güçlü devlet üreten millet. Yani bu iki anahtar kelime bizim bütün programımızın özetidir. Ve burada partimizin milletvekili adayları olarak genel merkezimizdeki konunun uzmanlarıyla birlikte karşılaştığımız sorunu hemen çözümler üretiyoruz. Evet. İşte kiraların dondurulması meselesi ve burada sistem dışı çözümleri olan bir parti. Çünkü insanların sorunları Türkiye'de üreticinin depremzedenin sorunları sistem içerisinde bir çözüm yok. Sistem içerisinde sadece tiyatro var. Sistem içerisinde sadece balonlar, pembe balonlar uçuşuyor havaya. Efendim biz de zaten çokça haberini yapıyoruz. Şimdi vatandaş da bunun farkında olsa gerek ki ilk başvurduğu burada Vatan Partisi oluyor. Çözse çözse Vatan Partisi çözer sorunumuzu deyip yanınıza geliyorlar. Kesinlikle. Yani biz esnafımıza gittiğimizde, pazarcı esnafımıza gittiğinde... Bizim çözümlerimize, bize çözüm anlatan tek parti Vatan Partisi diyor. Bakın çözüm anlatan, akla yatkın çözüm anlatan tek parti Vatan Partisi diyor. Şimdi bizim zaten meselemiz bu. Bu sorunları sistem içerisinde çözülemeyeceğini vatandaş görüyor. Burada Vatan Partisi'ni meclise sokmak, Doğu Perinçek'i meclise sokmak, kendi sesini meclise taşımak çok önemli. Çünkü diğer partilerden farklı olarak söylediğimiz bir şey de şu. Türkiye'nin önünde büyük zorluklar var. Yani 14 Mayıs'ta sandığa gidip oyumuzu kullandık diye Türkiye refah düzeyine çıkmayacak. Öyle yalancı baharlar gelmeyecek. Türkiye ağır problemlerle, ağır sorunlarla karşı karşıya. Güvenlik anlamında da ağır sorunlarla karşı karşıya. Ama ekonomik olarak da ağır problemlerle karşı karşıya. Dolayısıyla kamucu, devletin yönlendirdiği, özel sektörün de dahil olduğu radikal çözümler... Adıyaman milletvekili adayımız söyledi. Bir diğer önemli başlık Vatan Partisi programlarının kaynak meselesi. Kaynağı nereden bulacağını çok açık ve net bir şekilde belirtiyor. İşte 500 milyar dolar kıyı bankalarındaki paraları alacağız. Bankaların karlarına %80 oranında kurumlar vergisiyle, marifetiyle alacağız ve bölgeyi kalkındıracağız. Ve burada da liyakatli yöneticilerle, torpil olmadan... Bu kalkınmayı sağlayacak. Buna sahip, bunun programına sahip tek parti Vatan Partisi. Ve vatandaşımız aslında bunu oylayacak. Yani kendisine havada uçurulan yalancı balonları mı yoksa gerçek çözümleri mi? Vatandaşımızın, milletimizin gerçek çözümlere yönelip Vatan Partisi'ni meclise sokacağını da buradan görüyoruz. Çok sağolunuz. Tabii bunlar çok önemli açıklamalar. Çünkü bölgeyi yakından takip ediyorsunuz. Bölgenin yeniden kalkınması adına çözümlerinizi sıralıyorsunuz. Çok çok önemli. Sayın Zeynep Öztürk ile devam edelim. Hatay'da nasıl ayağa kaldırmayı düşünüyorsunuz? Vatan Partisi olarak tabii çözümlerinizi sıraladınız ama yani o kadar önemli bir bölgeydi ki Hatay'da önemli bir ilimiz. Hem kültürel açıdan hem tabii üretim açısından dizilere, filmlere misafirlik etmiş bir ilimiz yani sonuçta. Nasıl ayağa kalkınmayı? Hatay. Hatay'ın ayağa kalkması için devletçe bir devlet politikası, kararlı bir devlet politikası şart. Bu kararlı devlet politikası olağanüstü koşullardan geçtiğimize göre olağanüstü çözümler ve önlemler almak zorunda. Dolayısıyla bir acilen çok iyi bir planlama yapılması lazım. Planlama olmadan üretimin de, çiftçilerin, esnafın, köylünün de çözümleri söz konusu olamaz. Dolayısıyla önce planlama, çok iyi bir planlama, devletçi bir planlama şart. İkincisi, üretimle ilgili köylüye ve çiftçiye acilen ilaç, gübre, mazot konusunda, çok ciddi yem konusunda hayvancılıkla ilgilenen, uğraşan köylümüz ve çiftçimiz için de yem konusunda acil ucuz dondurulmuş fiyatlarla acil çözümler getirilmesi ve bölgeye bu konuda destek verilmesi, devlet desteği verilmesi gerekir. Köylünün yeniden bankalara borçlandırılması söz konusu olmamalıdır. Vatandaş zaten hayatındaki en önemli şeyleri kaybetmiş, yakınlarını dahi kaybetmiş,
acılarla boğuşurken bir de onu yeniden borç yükü altına sokacak politikalar özelleştirmeci, rantçı politikalar olmaktan öteye gidemez. Devletçi, millici politikalar söz konusu olmalıdır. Bize göre de zaten Vatan Partisi'nin milli hükümet programı tam anlamıyla bunları içermektedir. Zaten depremden önce de çok zor koşullarda Türkiye çok önemli süreçlerden geçiyordu. Türkiye'nin güvenliği söz konusuydu, dış güvenliği söz konusuydu. Ekonomik zorluklar çok büyük oranda artmıştı. Hayat pahalılığı dayanılmaz sınırlara zaten ulaşmıştı. Bir de onun üzerine 11 ilimizi etkileyen ama Türkiye'de her 8 kişiden birini etkileyen bütün 84 milyon insanın diğer illerdeki yakınlarını da etkilediğine göre 8 kişide birini etkilemiş olan bu büyük depremler silsilesinin altından kalkabilmek için olağanüstü millici ve devletçi politikalar geliştirilmesi gerekir. İstihdamın yani iş sorununun, işsizliğin acilen çözülmesi gerekir. Hatay'a uygun olarak gençlerin işsizliği maalesef bazı köylük alanlarda uyuşturucuya yönelmesine neden olduğunu annelerden bizzat dinledik. Bunun bir an önce önüne geçilmesi için çocuklarımızın meslek edindirilmeleri ve o bölgeye acilen sanayi, küçük esnaf, orta ölçekli sanayi alanlarının derhal desteklenmesi gerekmektedir. Biz yani aslında şöyle diyorsunuz, aslında üreticinin, sanayicinin sorunları depremden önce de vardı ama depremden sonra daha da zora soktu bu sistem. Evet. Sistemin daha da zora soktuğunu ifade ediyorsunuz. Evet, evet. Yani sistem maalesef ranta, liyakatsizliğe ve rüşvete, torpile dayalı olduğu için artık yürüyemez, halkı ileriye götüremez bir duruma gelmiştir. Bunun kesinlikle değişmesi, bu sistemin tamamen ortadan kalkması gerekiyor. Milletimiz bu çözümleri acilen beklemekte. Yatırım da derhal devletin bütün bütçelerini, biraz önce diğer aday arkadaşlarımın, değerli arkadaşımın söylediği gibi seçim bütçesi olarak verilen bütün o miktarların aslında deprem zamanı devletin kasasına yeniden devlete teslim edilerek depremzedelere yatırım olarak istihdam için iade edilmesi ve bunların çözüme kavuşturulması gerekir idi. Bu devletçi politikalarla Türkiye ayağa kalkabilir. Bunun üstesinden gelecek olan da çözümleri hazır olan, programına sahip olan tek parti bugün Vatan Partisi olduğu için biz göreve hazırız diyoruz. En kısa zamanda seçim madem ki böyle bir ortamda hazırlandı ve Türkiye böyle bir seçime, depremli seçime sokuldu. Bu programla, devletçi programla sadece Vatan Partisi'nin hakkından gelebileceği, altından kalkabileceği bir millici programla yeniden düze çıkabiliriz. Rica ederim. Efendim siz neler düşünüyorsunuz Malatya hakkında? Malatya'daki sorunlar nasıl çözüm bulacak? Aslında değerli Vatan Partisi milletvekili adaylarımız partimizin üretim konusundaki çözümlerini aktardılar. Bunlar halkımızın da çok yakından bildiği meseleler. Dilek Hanım, dün yazıhanda Ziraat Odası Başkanı'na gittik. Şimdi parti heyetleri gittiğinde genelde parti programlarını anlatır, çözümlerini anlatır. Her aday parti gidiyor. Biz önce Ziraat Odası Başkanımızı dinledik. Bir 10 dakika anlattı bize. Noktasına virgülüne ekleyeceğiniz hiçbir şey yok. Tamamen Vatan Partisi'nin üretim devrimi programını anlatıyor. Yani kamucu planlama, girdi maliyetlerini düşürme, ucuz mazot, ucuz gübre bulma, üretimin önündeki riskleri ortadan kaldırma. Çünkü çiftçi soğukla, şimdi deprem vurdu, arkasından sel vurdu, arkasından soğuk vuruyor, arkasından başka bir ağaçlarda veya işte hayvancılıkla ilgili çeşitli hastalıklar vuruyor. Ama çaresiz böyle şeyde hani böyle baş başa şeyde kendisi doğal terk edilmiş durumda. Yani buraya müdahale eden bir planlayan, şimdi bir sene soğan para ediyor, herkes soğan ekiyor. Öbür sene para etmeyeceği her kimse ekmiyor, bu sefer bir otomatik olarak fırlıyor ya, gibi. Yani. Kesinlikle. Yani bizim o yüzden devletçilik ve planlama vurgumuz aslında halkımızdan aldığımız, halkımızla beraber ürettiğimiz bir çözüm.
bu seçimde şu ana kadar yani partiler değişti, bakanlar değişti, adaylar değişti. Partilerin değişmesiyle çözüm ortaya çıkmıyor. Sistem aynı sistem. Yani partiler değişiyor, yeni gelenler diyor ki biz daha iyi borç buluruz. Biz gider Londra'dan temiz para buluruz vesaire gibi nasıl oluyorsa. Tefecilerden yani yeniden zaten bu 40-50 yıllık sistem içerisinde özellikle 12 Eylül'den sonra 500 milyar dolara çıkmış Türkiye'nin dış borcu. Şimdi daha fazla borçlandıracağım. Daha yüksek bir şekilde borçlandıracağım. Ben daha iyi borç bulurum noktasında bir yarış var. Hayır, Vatan Partisi diyor ki Türkiye kendi kaynaklarını yaratabilecek güce sahip. Yani şu bahsettiğimiz çiftçinin, üreticinin, sanayicinin şu 11 ildeki sorunlarını çözecek kaynak hazır aslında. Bakın 2022 yılında 433 milyar TL bankaların kârı oldu. Bunun %80'ini, %20'sini bankalarımızın kârı olsun. %80'ini kurumlar vergisiyle Vatan Partisi hazineye alacak ve buradaki bütün o üretimin önündeki engelleri kaldıracak. Gidiyoruz Doğanşehir'in Güneydoğu köyüne. Muhtarımız bizi karşılıyor. İsmet Bey diyor ki ya biz üretmek istiyoruz. Doğanşehir, Çelikan, tütün havzası buralar. Üreten biziz, tüketen biziz. Ama bize öyle bir sistem dayatılıyor ki uluslararası tekel firmalarının, o sigara firmalarının hizmetine girmemiz isteniyor. Yani bizim üreten biz, tüketen biz ama kârı onlar alsın isteniyor. Neden öyle olsun? Biz milli bir şekilde, hani deniyor ya milli, bu söylemde kalmasın. Hayata geçsin yani. Bunu hayata geçirecek gerçekten milli, gerçekten üretim devrimi hayata geçirecek yegane parti Vatan Partisi. Diğer partilerimiz, diğer hükümet seçeneklerinin hepsinde hep bir batıda medet umma hali var. Peki bugün batı, bakın her gün haberini yapıyoruz neredeyse. Her gün bir Amerikan bankası batıyor. Her gün İngiltere'de ekonomik kriz var. Şeyde Almanya'da, Fransa'da grevler almış başını gidiyor. Özellikle enerjiden kaynaklı. Bak Türkiye bir bolluğun içerisinde aslında. Hemen yanı başımızda İran var, Azerbaycan var, Türk Cumhuriyetleri var, Rusya'mız var. Vatan Partisi tereddütsüz bir şekilde bu ülkelerin dostluğunu, güvenini kazanarak köylümüzün, üreticimizin, sanayicimizin beklediği o ucuz mazotu, çok ucuz enerjiyi çok hızlı bir şekilde hayata geçirecek. Çünkü burada dirayetli politikaya ihtiyaç var. Bir böyle Batı ile iyi geçineyim, aman Batı bana kızmasın. Bir ben, onlar benim dostum, iyi geçinirim. Siyasetlerinin, o gitgellerin, gidiyoruz, geliyoruz, görüşüyoruz İran'da, Rusya'da nasıl etki yarattığını biliyoruz. Ama Vatan Partisi 30 yıldır, 40 yıldır Türkiye'nin Avrasya'daki yerinin rotasını çizen parti. Atlantik içerisinde Amerika ile iyi geçinelim, Avrupa ile iyi geçinelim. Şu an Millet İttifakı'nın bütün hedefine baktığımızda biz Batı ile iyi geçineceğiz. Batı ile ilişkilerimizi kuracağız. Hatta Rusya'ya NATO üyesi olduğumuzu hatırlatacağız. AK Parti ne yapıyor? AK Parti'de şimdi birkaç gündür böyle Batı medyası Erdoğan hedef alıyor. Evet. Biden'ın videosunu yayınlıyor. Evet. Ama siz Amerika'nın isteği doğrultusunda Finlandiya'nın NATO'ya girişine evet destek verdiniz. Siz gidip teslim oluyorsunuz bir yerde ve Amerika'nın ve NATO'nun güçlenmesi için, Rusya'ya karşı güçlenmesi için ve Türkiye'ye karşı aynı zamanda. Çünkü Amerika'nın güçlenmesi demek Amerika'nın destek verdiği terör örgütünün güçlenmesi demek. PKK'nın, PYD'nin güçlenmesi demek. Amerika'nın güçlenmesi demek etrafımızı saran o Amerika'nın üstlerinin artması demek. Bizim çok büyük kaynaklar yaratacağımız o Doğu Akdeniz'deki büyük mavi vatandaki çıkarlarımızın riske girmesi demek. Yani Türkiye'nin Atlantik içerisinde Amerika ile Avrupa ile iyi geçinen partilerle, hükümetlerle bir çözüm yok. Buradan hani Vatan Partisi milletvekili adayları olarak Malatyalı hemşehrilerimize, Kahramanmaraşlı, Gaziantepli, Hataylı ve bütün Türk milletine diyoruz ki bugüne kadar hep Atlantik içerisindeki sistem partileri içerisinde gittiniz geldiniz. Bu tercihinizi bir değiştirin. Çünkü her şey tercih meselesi. Siz tercihinizi bugüne serbest piyasadan mı yapacaksınız? Kamudan mı yapacaksınız? Siz tercihinizi banka karlarından mı yapacaksınız yoksa üreticinin, çiftçinin, sanayicinin, esnafın kalkınması, üretmesi için mi kullanacaksınız? Siz betona mı kaynak ayıracaksınız, rant ayıracaksınız yoksa insanca yaşama mı? Tercih meselesi. 14 Mayıs'ta da önümüzde bir tercih var. Dün Doğanşehir çok ağır hasar alan bir ilçemiz. Konteyner çarşı kuruldu orada. Orada esnafımızı geziyoruz. Bir terzi amcamız bizi görünce gözleri ışıldadı. Ondan sonra sarıldı bize. Dedi ki bize 4-5 yılda bir söz hakkı düşüyor. Orada da biz 14 Mayıs'ta sözümüzü söyleyeceğiz. Amerika karşısında dik duran Doğu Perinçek'in yanındayız dedi.
bu iş böyledir. Bu sadece Amerikan karşıtlığı meselesi değil. Bu Türkiye'nin ekonomisinin de düzelmesi, üretimin de hayata geçmesi için de çocuklarımızın daha iyi okullarda okuması, sağlık sistemimizin daha iyi şekilde sürmesi için de gerekli. Efendim, üretim dediğiniz zaman evet. Son bir ekleme yapayım tabii. Ben de. Tabii üretici bir taraftan ama üretim odaklı değil de politika, bu da ithalat odaklı bir politika da izleniyor. Bu konuda neler düşünüyorsunuz? Yani et üretiyor burada, hayvancılık yapılıyor. Kahramanmaraş'ta hayvancılığın yapıldığı bölgelerden bir tanesi ama biz ne yapıyoruz? İthal ediyoruz eti. Günü kurtarma politikaları bunlar. Günü kurtarma politikaları bunlar. Et fiyatlarını dengelemek adına sözüm ona bir yerlerden et getirilerek çözülmeli. Ama bizim neyimiz vardı? Devletimizin kombineleri vardı. Ve hayvancıya diyordu ki sen hayvan üret kardeşim, getir ben senden alacağım. İnsanlar bunu bilerek üretiyordu, kombinelere getiriyordu. Et balık kurumlarımız vardı. Hepsi işte geçmiş dönemde AK Parti öncesinden başlayarak 80 sonrasındaki özelleştirmeci siyasetlerle AK Parti de onu devam ettirdi. Hem mevcut yönetim zamanında hem de eski işte Babacanlar zamanında patır patır hepsi özelleştirildi. Etkisiz hale getirildi. Şimdi bu yaşanan ekonomik kriz içerisinde aman tarım kredi kooperatifleri, marketleri kurabilir miyiz? Şunu yapabilir miyiz? Ama iş işten geçti. Burada hala günü kurtarmak, denge yaratmak. Hayır. Biz yeniden Vatan Partisi olarak o et ve balık kurumlarını hayata geçireceğiz. Kombinelerimizi kuracağız. Burada küçükbaş hayvancılık, işte şeyde Erzurum'da, Kars'ta büyükbaş hayvancılık. Yani Anadolu her yeri bereket. Yani tarımıyla, hayvancılığıyla. Ama bunu planlayan yok. Bunu hayata geçiren yok. Süt ucuz oluyor. Süt ucuz oluyor. İnsanlar hayvanlarını kesime veriyor. Neden? Çünkü onu beslemek, yem parası vesaire. Bu çiftçi bunun bu kadar altına giremez. Bu yükün altında eziliyor. Ezildiği için de kolay çözümü seçiyor ve gidiyor hayvanı kesime veriyor. Sonra et pahalı oluyor bu sefer. Bu sefer acaba hayvanımı besleyebilirim ama işten geçmiş oluyor. O yüzden bu eti de, sütü de, buğdayı da, kayısıyı da, her şeyi, her ürünümüzü de, her yerimiz bereketli ovalar. Planladığımız zaman, planlamacı bir hayata siyaseti, ekonomiyi hayata geçirdiğimiz zaman yapamayacağımız, altından kalkamayacağımız sorun yok. Vatan Partisi'nin ekonomi siyasetleri de, üretim siyasetleri de gerçekten halkın içerisinden çıkmış durumda. Halkın içerisinden besleniyor. O yüzden sandığa giderken bir kez daha, hani Cumhurbaşkanlığında istediğiniz adaya verirsiniz ama sandığa giderken kendiniz oy verin. Biz üreticilerimize bu deprem bölgesinden çağrı yapıyoruz. İnsanca yaşam için hiç tereddüt etmeden akılla bilimle kurulan kentlerimiz için. Bakın şimdi Pazarcık'tan yayın yapıyoruz. Şurada 300-400 metre aşağımızda kocaman bir devlet hastanesi var. Daha birkaç yıl önce yapıldı. Nereye yapıldı? Göl havzasının içerisinde yapıldı ve ilk depremde tarım arazisi ve göl havzasının çok dibinde, gölün dibinde ve şu an büyük oranda kullanılmaz durumda. İşte akıldan bağımsız, bilimden bağımsız hareket edildiği zaman işte bu oluyor. O yüzden Vatan Partisi diyor ki ben şehirleri akılla bilimle kuracağım, uzmanlarla kuracağım. Alelacele kurup, hatta işte Malatya'da birçok yerde esnafa şey dönüyor, aynı yerde size dükkan vereceğiz. Ama zaten orası fayın geçtiği yer. Zaten bir, yani bu kadar hani bu hızlı çözüm değil. Bu günü kurtarma çözümleri. Türkiye'nin kalıcı uzun vadeli çözümlere ihtiyacı var. Artık bıçağın kemiğe dayandığı yerler. Yani o yüzden sanayici üretmek istiyor ama nasıl üretsin sanayici? Biz gidiyoruz organize sanayide konuşuyoruz yetkililerle. Çağrı yapıyor. Gözleri dola dola çağrı yapıyor. Malatyalı diyor başka yerde yaşayamaz. Gelsin burada fabrikalarımızı çalışalım diyor. Doğru. Gelecek. Ama 6 Şubat'ta 2000 lirayla terk ettiği evine şimdi 10.000 lira, 12.000 lira ödemek zorunda. Hangi işçi bunu ödeyebilir? Hangi çalışan bunu ödeyebilir? Bunun da ne olmuş? Yani hiçbir tedbir yok, hiçbir kural yok. Yani orman kanunları geçerli. Evler yıkıldığı için kalan evler fırlamış durumda. 4 kat. Bakın Malatya'da işte en son bir araştırmada tam %93'e yakın artış var. 4 katın üstünde, neredeyse 5 kat yakın artış var kiralarda. Bunun altından kalkılamaz. Siz serbest piyasaya bırakırsanız böyle olur. O yüzden Vatan Partisi diyor ki biz kiraları 3 yıl donduracağız. Bu ev sahiplerini cezalandırmak için değil. Bu şu ana kadar rant sistemiyle o kira ve betondan yaratılan rantı bir durdurma, hayatı normalleştirme, insanların üretime katılmasını sağlamak için kritik adımlar. 14 Mayıs Türkiye'miz için çok kritik. Türkiye son 5-6 yılda çok önemli mücadelelerden geçti. Ve bu dönüş süreçlerinin içerisinde
15-16 Temmuz gecesi FETÖ darbe girişiminde olsun. Sayın Doğu Perinçek'in oradaki duruşu çok tarihidir. O Silivri duvarların yıkılması olsun. Türkiye'nin PKK, PYD üzerinden kurmak isteyen o koridoru, terör koridorunu yıkması olsun. Buralarda Vatan Partisi'nin siyasi önderliği, programı, duruşu tayin edici oldu. Türkiye'nin Avrasya'ya, Rusya işte uçak krizi vesaire, buralarda hep Vatan Partisi Türkiye'nin önünü açtı. Bu yürüyüşün sekteye uğramaması açısından da Vatan Partisi'nin mecliste olması çok önemli. Biz Atlantik'te boğuluruz, enkaz altında kalırız ama Avrasya'da gerçek kurtuluşu, gerçek ve kalıcı bir huzuru, üretimi, bağımsızlığı sağlarız. 14 Mayıs'a giderken bunları düşüneceğiz. Sadece bugünkü içi boş vaatleri, emeklilerle ilgili şu, işçilerle ilgili bu, evi bedava veririm. Hangi kaynaklarla? Burada gerçekçi bakacağız. Ve Vatan Partisi'ne verilen her oy stratejik oydur, altın değerinde bir oydur. Bütün yurttaşlarımızın da 14 Mayıs'ta sandığa gittiğinde bunları düşünmesini istiyoruz. Biz Malatyalıların oyuna talibiz. Artık böyle gitmez diyen, yeter artık diyen Malatyalıların oylarına talibiz. Daha hala o ürünler var mı? Buğday, arpa, pamuk, pancar. Bunlar normalde yetiştiriliyordu. Şu anda fabrikalarda aslında birçoğu çökmüş durumda. Çiftçilerin traktörleri, arkadaşların da söylediği gibi alet ve hırdavatları birçoğu enkaz altında kaldı. Yani birçoğu mecburen tarlalarını ekemedi ya da kısa çözümlerle daha kolay yapabileceği bir şeyler ekmeye başladı. Onun dışında... Evet tabii... Düzenlisi lazım. Onlar döndükten sonra yani birçok insan var aslında hani çalışmak zorunda kalıp dönen ama ailesini getiremeyen birçok insan var. O insanların bir an önce normale dönmesi için ailesini aynı şekilde hani bir araya gelmesi lazım. İlk adım tabii evet barınma sorunu. Psikolojik bir sorunu var. Enkazlar hala duruyor. Bu enkazların da bir an önce kaldırılması gerekli mi? Bir an önce kaldırılması lazım. Ağır hasarlı binaların bir an önce yıkımının yapıp tamamlanılması lazım. Yani süreç çok yavaş ilerliyor. Ağır hasarlı binalar hala duruyor. İnsanlar yani dibinden geçmek zorunda kalıyor birçok binanın. Zaten insanlar birçok yani psikolojikmen savaş veriyorken hani hala onları gördükçe bu psikolojik savaşlar devam ediyor. Daha uzun bir süre yani bir an önce toparlanması, yıkımların tamamlanması ve artık yeni yerleşim alanlarına adım atılması lazım. Teşekkür ederiz efendim size de. Şimdi Sara'nın sonunda tekrardan devam edeceğiz yayınımıza. Efendim Kahramanmaraş Pazarcık'taki özel yayınımız devam ediyor. Vatan Partisi bölge milletvekili adaylarıyla birlikte bölgenin sorunlarını ve çözümleri konuşuyoruz. Sayın Mustafa Kabarcık'ta kalmıştık. Sayın Kabarcık da Adıyaman milletvekili adayı, tekrardan hatırlatalım. Efendim sizin çözümleriniz nedir bölgeye yönelik? Bizim çözümlerimiz Ulu Atatürk'ün söylediği gibi yurtta sulh, cihanda sulh. Maalesef biz bütün komşularımızla kötüyüz. Amerika'nın müsaade ettiği kadar barışıyoruz. Şimdi bizim Çelikhan ilçemiz Türkiye'nin en iyi tütününü üreten ilçe. Çelikhan'da arazi çok az. Çok dar bir arazi var. Fakat İstanbul'da bir tane Çelikhanlı bulamazsın. Adamın bir dönüm yeri varsa şöyle yapmış, işte şu duvar gibi bir duvar örmüş tepenin dibine. O tepeyi kazmış, bu duvarın dibine doldurmuş, düzlemiş, bir dönüm orada tütün ekiyor, orada üretiyor. Şimdi devlet bu tütüne de el koyuyor. Geçen sene tütün ektirmemek için bir sürü problemler yaşandı. Hatta biz gittik orada
tütün üreticileriyle beraber çalışmalar yaptık. Bu tütün üreticileri Suriye ile biz kötü olmadan önce arabasının arkasına koyuyordu 50 kilo, 100 kilo tütünü. Gidiyordu Şam'da, Halep'te, Beyrut'ta satıyordu. 100 kilo tütün götürmüşse 150 liradan 10 bin lirasını alıp geliyordu 2 günün içinde. Şimdi Suriye ile düşman olduk. Bizim siyasetimizi biz belirlemiyoruz. Geçmişte Irak'la kötü olduk. Bir koyup üç alacaktı Turgut Özal. Oysa ki bizim Irak'a ihracatımız sınırsızdı. 50-60 kilometre tır kuyrukları oluyordu. Şimdi Amerika Irak'ı vurdu. Irak'a girmedi. Turgut Özal teşvik etti. Girin. Saddam'ın bir şeysi yoktur. Korkmayın ondan falan. Fakat Amerika ikinci bir Vietnam sendromunu yaşamaktan korktu, girmedi. Amerika çekti gitti. Amerika gittikten sonra Amerika'yı teşvik etti. Çekiç güç getirdi. Çekiç gücün amacı neydi? Saddam'ı 32. paralelin kuzeyine çıkartmamak. Çıkartmadılar Saddam'ı 32. paralelin kuzeyine. Kim çıktı 32. paralelin kuzeyine? Neresi 32. paralelin kuzeyi? Kandil Dağları. Kim çıktı? PKK çıktı. Aldı Turgut Özal, bir koydu, üçü aldı. Şimdi bu yetmedi. BOP eş başkanımız geldi. Bir de o vurdu Irak'ı. Saddam'ı öldürdüler. Yerinden kımıldayacak hali kalmadı Irak'ın. O yetmedi Suriye'ye. Biz kiminle ticaret yapacağız? Bu ekonomiyi kiminle düzenleteceğiz? Yani biz ürettiğimiz malı satmamız gerekiyor. Kime satacağız? Komşumuza satacağız. Finlandiya'nın, İsveç'in NATO'ya girmesi bizi çok ilgilendirmez. Bize, bizim çevremiz, bizim komşular. NATO dediğimiz bizim müttefikimiz, bizim en büyük düşmanımız. PKK'ya silah veriyor, para veriyor, helikoptere kadar veriyor. Şimdi üretime gelince sen üret, tütününü üretiyorsun, satamıyorsun. Diğer şeylerimi, başka bir husus, bugün Adnan Bey'in de söylediği gibi İran'da, Rusya'da ambargo var, adam petrolünü satamıyor. Bize ne, Amerika'nın keyfiyetine hizmet ediyor biz? Gideriz, barışırız onlarla, alırız. İran'da mazot 3 lira mı? Biz burada 10 liraya verdiğimiz zaman çiftçi havaya kalkar. Tabii ki. Tabii ki. Tabii ki. Yani deveye sormuşlar boynun niye eğri demişler. Nerem doğru ki? Yani bu eğri siyasetlerle biz hiçbir yere gelemeyiz. Biz devlet de yani içeride de üretimi pek desteklemiyor. Ben kendimden örnek vereyim. Benim sorunum bütün çiftçilerin sorunu. Ben küçücük mini minnacık bir çiftçiyim. Ben bir hayvancılık projesi hazırladım. 2005 veya 2006'ydı. Gittim Ziraat Bankası'na, müdürle görüşeceğim dedim. Müdür yerinde yoktu orada birine. Konu ne dedi? Bir projem var dedim hayvancılık üzerine. Onu sunacağım dedim. Ben müdür muavinim, aslında ziraat mühendisiyim dedi. Bana ver. Baktı, güzel bir proje yapmışsınız dedi. Teminat ne vereceksin? Arazi dedim. Olmaz dedi. Niye? Adıyaman'ı tüm versen kabul etmiyorum dedi. Buradan herkes dinlesin, canlı yayındayız. Adıyaman'ı tüm versen kabul etmiyorum dedi. Nereden vereceğim dedim. İstanbul'dan dedi. Bütün Doğu ve Güneydoğu İstanbul'dan teminat verebilir mi dedim. Maalesef uygulama bu dedi adam. Çıktım gittim. O zamanki milletvekilimiz Mahmut Göksu bizim köye geldi. Yolları falan sordu. Dedim ne yapacaksın yolu? Adıyaman'ı haritadan silmişsiniz dedim. Niye dedi? Dedim böyle bir durum var. Adam şaştı adam. Nasıl dedi bunu söylerler ya? Kim söyledi? Müdür muavin dedim. Gitti bir de müdürle görüş dedi ya. Bu nasıl bir söz böyle? Onun sözü üzerine birkaç gün sonra gittim müdüre. Şu anda dedi muavin arkadaş yok dedi. Tarım ve hayvancılık kredileriyle o ilgileniyor. Gelince onunla görüş dedi. Ben dedim daha önce geldim siz yoktunuz. Ben onunla görüştüm.
bana Adıyaman'a tüm versen kabul etmiyoruz dedi dedim. Nasıl söyler o sözü dedi, benim de kulağıma geldi o söz dedi. Demek ki milletvekili sormuş. Ne vereceksin teminat dedi, arazi dedim. Olmaz dedi. Niye? Ya Gölbaşı'nın asfalt caddesi var. Doğuyu batıya bağlayan yolun üzeri. Ya oradan ya Adıyaman'ın merkezinden, kenar semtler de değil. Dedim ne fark etti? Sen birazcık yakınlaştırdın o İstanbul dedi, sen buraya getirdin. Ümidi kestim. Ben manda almayı düşündüm. Gücümün yettiği kadar 50-60 tane bir manda yavrusu alayım, bataklığa süreyim dedim. Bizim daha önce mandalarımız vardı. Fakat biz 5-6 mandaya bir çoban tutamadık. Karşı köylerin arazilerine geçti. O yüzden mandacılığı bıraktık. Bana dediler ki bataklığa manda koyamazsın. Sebep sit alanı. Kuş yuvası, kuşların yuvasına zarar verir. Bataklıkta kuş yok. Bataklığın önünü açtılar, kanal vurdular. İşte bu Kartalkaya Barajı'nı bizim bataklığın suyu dolduruyor. Bir de Aksu diye bir çayımız var, o dolduruyor. Bataklıkta su yok, su olmayınca kuş yok. Dedim ki, siz bataklığı bilmiyorsunuz. Bataklıkta kuş yok. Önünü bağlayacağız, işte Antep'e Helete'den su giderse önünü bağlayacak. Ya çoğalana kadar bari müsaade et. Yok dediler, hiç koyamazsın. Peki bataklığı bilmiyorsunuz dedim. Bu kadar domuz var. Domuz da yuvayı bozar. Ona niye bir şey demiyorsunuz? Efendim o doğal. Allah Allah dedim. Ben mandayı fabrikada mı üretiyorum? O da doğal. Öyle kaldık. Ümidim kesildi. Geldim. Ben boş durmuyorum. Hindi üretmeye yetiştirmeye düşündüm. 4000 tane hindi siparişini verdim. Kasnağını hazırladım. Onlara yuvarlak kasnak, halbur kasnağı gibi kasnak yapmak gerekiyormuş. Öyle söylediler. Kasnağını hazırladım, yerini hazırladım. Ben buradan memlekete, köye giderken Civkur diye bir yer var. Onun önünden geçiyordum. Dedim şuraya bir sorayım. Hindi civciv üretirlerse ben Bursa'dan civciv getirttireceğim. Niye gideyim oradan alayım? Onlar civciv üretiyorlar. Dedi biz hindi civciv üretmiyoruz ama dedi çok değişik mevzuatlar var dedi. İyi bir araştır. İlçe tarımla bir görüş. Mevzuat ne dedim? Ben de bilmiyorum dedi ama çok karışık şeyler. İlçe tarıma gittim. Orada veterinerin birine sordum. O ben de anlamıyorum dedi. Başka bir veterinere sordu. Kümesi ruhsatlı olması lazım dedi. Ruhsat olmazsa dedi malı satamaz. Bana dedi ki sen civcivlerini getir. Biz dedi buradan her ay 150 bin civciv veriyoruz. Ulu Kışlı'ya, Şerefli Koçhisar'a. Oradaki kümeslerin birinin boş sezonuna getirir, onun üzerinden yürütürüz. Fakat benim kafam karıştı. Ben Antep'te bir arkadaş vardı bu işlerle uğraşan. Ona telefon ettim. Dedim ki ben 4000 tane civciv alıyorum, hindi civcivi. Bunun 500 tanesinin öleceğini hesap ediyorum veya 1000 tanesinin 3000 tane net kalır diye düşünüyorum dedim. Bunu satmakta bir sorun olur mu dedim. Fatura verirsen dedi, isterse 14 bin tane olsun dedi. Anında satarız, anında para. Şimdi fatura deyince ben Bursa Karacabey'deki arkadaş aradım. Dedim ki sen bana fatura verebilecek misin dedim. Veremem dedi. Niye dedim? Kümesin ruhsatlı olacak. Dedim ben nasıl satacağım bu malı? İşte dedi ben Maraş Valiliğine gönderiyorum, o köylere dağıtıyor. Onlar da dediler kışın sürüyor çarşıya, alana satıyor. Ben görüyorum Maraş'ta, Türkoğlu'nda falan. Adamın önünde 50 tane, 100 tane hindi var. Satmasa da yer bunu. Dedim ben sana 50-100 hindinden bahsetmiyorum. Ben sana 4000 hindinden bahsediyorum. Nasıl satacağım bunu? Mevzu bu. Onu da yapamadım. Üretmeme politikası nasıl olur? Tabii. Şimdi gelelim tarıma. Ben tarımın içinde büyüdüm. Gölbaşı'nın en büyük pancar üreticisiydim ben. 40 yıldan beri pancar ekmiyorum. Çünkü altından kalkamıyorum. Mısır ekiyorum. Çok da iyi mısır yetiştiriyorum. Fakat ayda 50-60 bin lira elektrik parası.
4 seneden beri sulu ürün ekmiyorum. Yani Türkiye'deki politika bu. Girdi maliyetler altında ezilmiyor. Tabii ki, tabii ki. 700 liraya bir torba gübreye alırsan, ne üretirsen üret, sen ondan para kazanamazsın. Şimdi evet. Şimdi mazotun 5 lira. Hadi gel de üret de para kazan. Bunları düzeltip üretime de devam edeceğiz. Üretime tabii de devam edeceğiz diyorsunuz. Yani nasıl üretirsin? Ekemiyorum. 4 seneden beri ben sulu mahsul ekemiyorum. Ben damlama suluyorum. 170 kilometre hortum döşüyorum. Bunun hepsi para. Ve çok kaliteli mal üretiyorum. Mesela ben 4 metre boyunda mısır üretiyorum. Ama sattığım zaman para kazanamıyorum. Öbür tarafta adam salma suyuyla suluyor. Dönüme 5 ton sılajlık, yani hayvan yemi aldığı zaman para kazanıyor. Ben 8 ton 10 ton alıyorum, para kazanamıyorum. Ben teşekkür ederim. Sayın Ali Erdem Köz'e geçelim. Hatay Milletvekili adayı. Sizin sorunlar var demiştiniz. Onlardan biraz bahsedip bir de çözüm önerilerini sıralarsanız buyurun. Evet. İstiyorum. 14 Mayıs ne son ne de başlangıç. Yani mevcut adaylar aynı sistemin içerisinde yarışıyorlar. Bakın şu deprem meselesinde planlı programlı üretimi arttıracak yani önemli. Şimdi sen evet bir yandan çok büyük üzüntü duyuyoruz, büyük bir felaket. Ama bir yandan da yepyeni yerleşim alanları planlayabileceğin bir zamanın içerisindesin. Bakın normalleşmesi gerekiyor bir taraftan. Üretken, fedakar bir halk, vatandaş var. Mesela Büyükşehir Yasası. Bu Büyükşehir Yasası yüzünden Samandağ ilçe merkezine yaklaşık 17 kilometre uzaklıkta olan Yaylıca Köyü, Fidanlı Köyü gibi köylerde mesela fidancılık oralarda yapılıyor. İşte çiftçilik var, tarım arazileri, yoğun bir bölge. Hatta zaten şu an köy dedim yanlışlıkla, oralar mahalle. Mahalle oldular. Yaylıca Mahallesi, Fidanlı Mahallesi gibi. Buralar şu an bu Büyükşehir Belediyesi yasası kapsamında önümüzdeki günlerde söylenen işte yeni kentler şeyler yapılacak, konutlar yapılacak. Bu mahallenin sakinleri oralardaki tarım arazilerinden koparılacak. Çünkü büyük şehire bağlı oldukları için şehir sayılıyorlarmış ve büyük büyük apartmanlarda, konutlarda oturacaklar. O tarım arazilerinden, nehir yataklarından, o tarım arazilerinin bol bol olduğu yerlerde nehir yatakları da var. O bölgelerden, o sulardan kopartılacaklar ve şehir hayatına atılacaklar. Zaten bir yandan işsizlik var diyoruz. Türkiye üretmesi gerekiyor diyoruz. Biz o istihdam üretecek köylüyü oradan alıyoruz, başka bir yere taşıyoruz. Bir de büyük şehrin içine bağlı olmayan, hala köy statüsü sayılan mahalleler var. Buraların da yolu yok. Yol yapmıyoruz. Köylünün yolu yok. Köylü diyor ki ben diyor burada ekiyorum, biçiyorum. Arabama koyuyorum. Arabayı 10 kilometre aşağıdaki bir diğer köy Yaylıca. Oradan da ilçe merkezine 17-30 kilometre, yani yaklaşık 27-30 kilometre yol gidecek. Bunun 10 kilometresi yolu, yol yok. Yani biz de böyle, ben o kadar bölge geziyoruz. Hani mesleğimizden kaynaklı partimizde çeşitli yerlere gidiyoruz. Ben böyle bu kadar yani deprem felaketiyle yollar ayrılmış, yıkılmış. Burası o felaketle beraber daha fazla bir felaket bir yol. Ya kalp krizi geçiriyor vatandaş köyünde. Kurtaramazsınız. O yolda kurtaramazsınız. Bir canı kurtarma ihtimalini siz gözetemiyorsunuz. Veyahut ambulans geliyor oraya. O ambulans o yoldan hızlı geçmek zorunda olduğu için her geldiğinde ambulans en az diyorlar 7.000-8.000 maliyetle çıkıyor oradan ambulans diyor. Yani yine vergimizden ödüyoruz. İnanılmaz bir olay. Sorduğunuzda da Seldiren köylülerine, ya size geliyorlar mı soruyorlar, diyorlar ki buraya her zaman geliyorlar. Oy vaadiyle geliyorlar. Geliyorlar, oy zamanını söz veriyorlar, yapacağız diyorlar. Bir daha da yüzümüze bakan yok. Ve biz Vatan Partisi olarak oraya gittiğimizde, kendimizi anlattığımızda, sistemin çıkmazını anlattığımızda, bununla birlikte üretim
devrimini, programını anlattığımızda bakın dedik, sizler üretmek istiyorsunuz. Vatanın her bir karışında, her bir toprağında, Ege'ye de gidelim, Karadeniz'e de gidelim, Doğu'ya da gidelim. Her toprağında karış karış vatandaş üretmek istiyor. Bizim vatandaşımız bırakın üretelim diyor. Hatta işte az önce başkanımızı dinlediniz. Üretmek için çeşitli yollar arıyor kendisine. Çünkü sistem çıkmaz da, sistem senin üretmeni istemiyor. İstiyor ki tüket, tüket, tüket. Ve ne yazık ki mevcut adaylar da bu tüketim sisteminin başında bir yarış tutturmuşlar. Kesinlikle bir üretim sistemini koymuyorlar. Şimdi evet, çok değerli milli teknoloji hamleleri yapıyoruz. Milli gemiler üretiyoruz. Bunlar çok değerli. Ama neden milli traktörümüz yok? Neden yerli tohumumuz yok? Neden yerli üretim yapamıyoruz? Yani biz evet bunlarla savunma sanayisinde milli olmanın gerekliliğinin derslerini çıkarabiliyoruz. Ama illerde böyle büyük afetlerde, bunlardan daha büyük dönemde kendi kendimize yetebileceğimiz toprak arazilerinden kopartıldığımız zaman ne olacak? Felaket. Yani kendi kendimize felaketler yaratıyoruz. İşte burada kadere maruz değiliz. Bu felaketleri çözebiliriz. Ve bu felaketleri Vatan Partisi çözer. Vatan Partisi neden çözer? Çünkü Vatan Partisi hayatın içinden geliyor. Öyle koltuklardan, lüks arabalardan, şatafatlardan gelmiyor. Vatan Partisi emeğin sesidir. Vatan Partisi işçinin sesidir. Vatan Partisi eli nasırlı çiftçinin sesidir. Vatan Partisi her gün o binlerce işçiye fabrikasını açan ve milletini kalkındırmak isteyen fabrika sahibinin de sesidir. Vatan Partisi Türkiye'nin, vatanın sesidir. Ve Vatan Partisi diyor ki... Toparlarsanız bir reklama gitmemiz lazım. Vatan Partisi diyor ki üreteceğiz. Üreterek çıkacağız. Biz de vatandaşlarımıza diyoruz ki evet, Cumhurbaşkanlığı seçimi de seçeneksiz kaldınız. Bir taraftan biri gitsin istiyorsunuz. Bir taraftan da milli meselelerden dolayı belli düzenin devam etmesini istiyorsunuz. Biz de diyoruz ki 14 Mayıs son değil. 14 Mayıs'tan sonra Vatan Partisi'ne daha çok ihtiyaç var. Vatan Partisi komşularıyla işbirliğiyle önümüzdeki dönemde büyük bir ihtiyaç ve Vatan Partisi sorunları çözecek. Teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Efendim şimdi kısa bir araya daha gidiyoruz. Sonrasında tekrar birlikteyiz. Efendim deprem bölgesinden Kahramanmaraş Pazarcık'tan özel yayınımız devam ediyor. Deprem bölgesindeki Vatan Partisi milletvekili adaylarıyla birlikte hem sorunları hem de çözüm önerilerini konuşuyorduk. Devam edelim. Sayın Yunus Emre Özgün'de kalmıştı. Kahramanmaraş milletvekili adayı. Şimdi gençler işsiz dedik. Tabii deprem bölgesinde de bu sorun oldukça fazla. Gençlerin gitmemesi adına, gençlerin memleketlerinde kalması adına neler yapılmalı? Burada çözümleriniz nasıl? İşsizliğin önüne nasıl geçilecek? Yani çözüm basit. Şimdi sorunu saptıyoruz da çözümü de hayata geçirmeden çözümü istediğimiz kadar sabaha kadar konuşalım. Bir şey olmayacak. Yani bir kere burada mesela direkt bölgeden örnek verelim. Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi'nde bizim arkadaşlarımız var. Onların sorunu şu. Şimdi biz normalde depremzedeyiz diyor fiili olarak. Ama ikametimiz bu bölgede olmadığı için depremzede statüsünde sayılmıyoruz. Dolayısıyla o haklardan ve tırnak içerisindeki ayrıcalıklardan da yararlanamıyoruz. Aslında orada bir ayrıcalık yok. Orada fiili durumun getirdiği fiili bir takım uygulamalar var. Niçin onlar bundan faydalanamıyor bölgede olmalarına rağmen? Mesela binalarının %66'sı ciddi hasarlı. Eğitim öğretimde devam etmek zorundalar ama uzaktan. Peki uzaktan diyoruz da tableti, bilgisayarı, gerekli teknolojik altyapıya sahip mi? Değil. O ekonomik durumu el veriyor mu? Değil. Bunu soran var mı? Yok. Yani şimdi böyle güzel açıklamalar yapılıyor. Bürokratlar çıkıyor, konuşuyor, kardeş üniversite vesaire bilmem ne ama şimdi bunları bir yerine gidip görmek, dinlemek ve bir öğrenci gibi, sonuçta hepsi şu an yozlaşmış olsa da, hak etmeden oralara gelse de bu yerlerden geçtiler. Onlar da neticede Anadolu'nun insanıydı. Tamam, biz onların vicdanına sesleniyoruz fakat biz her şeyi kendimizden bekleriz. Cumhuriyet'in sloganı. Biz her şeyi kendimizden bekliyoruz. Ne yapılmalı? İş sahaları açılmalı. İş sahalarının açılması için devletin bir an önce tam anlamıyla tam kadro
harekete geçmesi lazım. Fakat görüyoruz ki yeterli kadroları yok. Yapısal bir sorun var burada. Önümüz seçim. Şimdi bu yapısal sorunu aşmak için güzel bir fırsat var elimizde. Nasıl aşacağız? 203 genç milletvekili var Vatan Partisi'nin. O 203 adaydan biri de benim. Niçin adayım? Benim amcam dayım yok. Vatan Partisi'ne milletvekili adayı olmak için para da vermedim. Herhangi bir çıkarım da yok buradan. Ben Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi'nden mezunum. Beni tanıyan bilen arkadaşlar bilir çevremden, Eskişehir'den. Memleketimde Isparta'dır, Maraşlı'da değilimdir. Niçin Maraş'tan aday oldum? Çünkü deprem zamanında Afşin'de ihtiyaç vardı. 32 arkadaş geldik. Burada çadır kentin ihtiyaçlarını karşılamak için görev aldık. Ve vatandaşlık görevimizdi bu, bizim normal bir şeydi. Ve burada bir gönül bağı oluştu. Orada maalesef liyakatsiz kadroların yarattığı kaosu gördük. Koordinasyonsuzluğu gördük. En basit şeylerde bile inisiyatif alınama işini gördük. Bunlar bizi yer yer çileden çıkardı. Sinirlerimizi bozdu. Fakat dedik ki bu şimdinin meselesi değil. Bunu tartışmayacağız, görevimizi devam ettireceğiz. Dolayısıyla 14 Mayıs da bizim için bir mecburiyet dayatmaydı. Doğru bulmuyorum 14 Mayıs'ta seçimin olmasını. Fakat oldu. Türk genci sonuçta, biz Atatürk genciyiz. Türk genciyiz. Önüne bakar, önündeki sorunu çözer. Toplumlar da böyledir. Önündeki sorunları çözer. Devletler de yolları tıkandığında yeni yollar ararlar. Devletimiz büyük devlet. Fakat maalesef yanlış insanlar yanlış yerlerde. Dolayısıyla o amcaları, dayıları artık emekli etmenin vakti geldi. O yeğenleri de, haksız yere oralara gelen yeğenleri de kartvizitle, torpille, rüşvetle, yolsuzlukla onları da dönüştüreceğiz. Onları da kazanacağız. Onları da emekçi karaktere getireceğiz. Dolayısıyla biz yetki istiyoruz. Yetkisiz yapamayız bu işi. Sorumluluk almak istiyoruz. Ve bence olması gerekenin bu olduğunu düşünüyoruz. Hayat da bizi doğruluyor. Yani böyle özetleyebilirim. Ama neticede net somut önerilerimiz de şunlar. Niçin yetki istiyoruz? Biz iş istiyoruz. Fakat bu sistem bize iş vermiyor. Okuduğumuz mesleklerin hayatta karşılıklarını yapmak istiyoruz. Ama maalesef karın tokluğuna belli kalıp mesleklere yönelmek zorunda kalıyoruz. Hatta karnımızı bile doyuramıyoruz artık. Bir yandan okumak, bir yandan çalışmak istemiyoruz. Evet, bu insanı donatan bir şey, donanım kazandıran bir şey. Ama gerekirse çalışırız, gocunmayız. Ben de okurken çalıştım. Gocunmadım bundan ama eğitim hayatıma devam edemedim. Çünkü hayat şartları hepimizin malumu. Dolayısıyla okuyacaksak bir okuyalım, çalışacaksak da çalışalım. 206 üniversite var. Niye açıldı bu üniversite? Genç işsizlik yaratmak için mi açıldı? Böyleyse o zaman tamam. Yani herkes bunu kabul ediyorsa, elini vicdanına koyup tamam, yani 206 üniversitemiz var zaten bizim. Sorunumuz yok diyorsa hiçbir şey değişmesin. Vatan Partisi'ne de oy vermeyin. Ama biz istiyoruz ki değişsin. O her yıl işsizler ordusu mezun etmeyelim. Dolayısıyla yardım, destek istemiyoruz, iş istiyoruz. Kendi mesleklerimizi yapmak istiyoruz. Uyuşturucu bataklığına düşmek istemiyoruz. Sporla, bilimle, sanatla yaşamak istiyoruz. Yatırım istiyoruz, istihdam istiyoruz. Yeteneklerimizi keşfetmek istiyoruz. Önümüzün açılmasını istiyoruz. Amcasız da, dayısız da bileğimizin hakkıyla bir yerlere gelinebileceğini göstermek istiyoruz. Nitekim Cumhuriyetimiz bunu yaptı, başardı. Ümitsiz durumlar yoktur. Ümitsiz insanlar vardır. Biz o ümitsiz insanlardan değiliz ve görevimizin başındayız. Yetki istiyoruz. Dolayısıyla 6 milyon oy, yaklaşık ilk defa 6 milyon genç oy kullanacak genç arkadaşlarımız, akranlarımız. Onlar boşa gitmesini istiyoruz. Şimdiye kadar kullandık, bir yerlere yöneldik. Ne verdi bu sistem bize? Hiçbir şey vermedi. Biz de diyoruz ki artık 54 yıldır bunları konuşan, bu savaşı veren, mücadele eden, hiçbir çıkar gütmeden bu sorumluluğu alan ve şimdi de almak isteyen insanları bir deneyelim ya. Beni bir meclise sokun. Bu insanlar bir meclise girsin. İnsanların sorunlarını gerçekten sırf PR yapmak için değil, yerine getiren ve bunu daha meclise girmeden başarmış insanlar, emek veren insanlar artık yetki sahibi olsun istiyoruz. Ve kandırılabileceğimiz düşünülmesin. Oradan da bir tekrar uyaralım. Bizi kandırmaya çalışan sistem partileri hepsi, gerek halkçı, sosyalist görünen ama PKK'nın kuyruğunda olan, gerek devletçi görünen ama aslında devletin altını oyup terör örgütü kimliğini gizlemek isteyen, federasyon isteyen, işte gerek demokrasi masalları, barış masallarıyla bu ülkeyi senelerdir bölmeye çalışan, işte PKK'sı, Hüdapar'ı, diğer malum partileri, bunlara zaten gençlik prim vermiyor, vermeyecek de ve bizi internette, tablette, bilgisayarla falan avutamazsınız. Dolayısıyla biz bu deveyi güdeceğiz, bu diyardan gitmeyeceğiz, ülkemizde üreteceğiz, ülkemizde yaşayacağız. Tok. Teşekkür ediyoruz. Sayın Mustafa Turan, Adıyaman milletvekili adayı. Bizim gerçekten milletvekili adaylarımız hepsi bilim adamı gibi. Hepsi
çok maşallah. Yani ben bunu söyleyeyim, diğer bütün sistem partilerinin vekil adaylarını toplayayım bir kenara. Hep yani hepsi birisi bu sağ olsun değerli kahraman adaylarımızın yarısı kadar bir şey, ne çözümleri vardır ne de çözümlere bir yani yönelecek bir birikimleri vardır. Ben sadece bunu ilave etmek istiyorum. Vatan Partisi'nin mecliste olması, liyakatın mecliste olması, üreticinin mecliste olması, vicdanların mecliste olması demektir. Namusun mecliste olması demektir. Ben bundan dolayı yani daha ilave edecek bir şey söylemiyorum. Lakin dediğim gibi vicdanların tekrar namusun, üreticinin, çiftçinin, fırıncının mecliste olması, Vatan Partisi'nin mecliste olması, bunların mecliste olması demektir. İlave edecek başka bir şey de bu. Çok. Aynen, aynen. Programımız sağ olsun, var diyorsunuz. Hepsi bilim adamı gibi takır takır anlatıyor. Hepsi birer mühendis. Yani değerli Türk milletinden lütfen bu insanlara bir şans vermesini istiyoruz. Başka da bir yetki şey istiyorsunuz. Kesinlikle. Çok teşekkür ederiz efendim size de. Sayın Mustafa Osman Sarıtaş, Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Efendim siz çözümleriniz nedir bölgeye dair? Son kez sizden de fikirlerinizi alalım. Plansız pilav olmaz. Vatan Partisi'nin her konuda planı vardır. Hani Atatürk'ümüz demiştir ya, köylü milletin efendisidir diye. Biz köylerimizden başlamayı düşünüyoruz. Köylerimize üretimde yardım sağlamak istiyoruz. Üretim olmadan bir şey olmaz. Üreticilere destek olalım. Evet, köylü milletin efendisi, üreticilerimize destek olalım. Kalıcı çözümler istiyoruz. Geçici değil. Nasıl söylenebilir bunlar? Konutlar, kiracılar, ev sahiplerine sadece ev vereceğiz diyorlar mesela. Kiracılara da bir yardım. Hepsi dışarıda. Çadırlarda kalıyorlar bu soğukta. Onlara da bir çözüm bulmayı düşünüyoruz. Bu yollar Vatan Partisi'nden geçiyor. Tek yol vatan diyorum. Gerisi yalan diyorum. Bize söz versinler. Mecliste yerimizi hazırlasınlar diyorum. Teşekkür ediyoruz. Son kez söz almak isteyen varsa mikrofonu uzatalım. Hepinize çok teşekkür ediyoruz. Çok sağolunuz. Ben tekrardan isimleri sayayım efendim. Deprem bölgesindeyiz. Kahramanmaraş'ta. Evet, o yıkıcı depremler tam da bugün olmuştu. 6 Şubat'ta olmuştu ve bölge hala toparlanmaya çalışıyor. Depremzedeler yaralarını sarmaya çalışıyorlar. Bölgede çok eksiklikler var. O eksikliklerin bir an önce tamamlanması gerekiyor. Vatan Partisi bölgenin milletvekili adayları da bu bölgede çalışmalarını yürütüyorlar. Vatandaşın sorununu tek tek tespit ediyorlar. O tespitler neticesinde de çözümleri sıralıyorlar. Ben konuklarıma tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sayın Osman Yılmaz Vatan Partisi Kahramanmaraş Milletvekili adayı, Zerrin Öztürk Hatay Milletvekili adayı, Adnan Türkan Malatya Milletvekili adayı, Fatma Yaraşır Kahramanmaraş Milletvekili adayı, Mustafa Kabarcık Adıyaman Milletvekili adayı, Ali Erdem Köz Hatay Milletvekili adayı, Yunus Emre Özgün Kahramanmaraş Milletvekili adayı, Mustafa Turan Adıyaman Milletvekili adayı, Mustafa Osman Sarıtaş Kahramanmaraş Milletvekili adayı. Hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Sorunları, sadece sorunları değil çözümleri sıraladığınız için vatandaşın sorununu da tek tek dinliyorsunuz ve seçim çalışmasına da devam edeceksiniz seçime kadar. Hepinize başarılar diliyoruz tabii bu noktada. Vatandaşlar da Vatan Partisi'ni çok samimi bulduklarını ifade ediyorlar. Bunu da belirtelim ve yayınımızı burada kapatalım. Kahramanmaraş Pazarcık'taydık ve bölgenin sorunlarını dile getirdik. Çözümler sıralandı diyelim ve programımızı buradan noktalayalım.